Herkese merhabalar, Matematik birinci Dönem ikinci Yazılı Türkiye Geneli Test olacak Tomuç Evladım ve çok heyecanlıyız. Gerçekten de yepyeni bir sistemle karşı karşıyayız ve 6. sınıflarda ilk defa, yani diğer sınıflardan ayrı olarak ilk defa birinci Dönem ikinci Yazılı'yı Türkiye Geneli'nde test yapacağız. Yapacaklar daha doğrusu ve Milli Eğitim Bakanlığı böyle bir karar aldı, biz de test sınavına gireceğiz. Hazır mısın teste peki? Hazır değilim hocam. Evet zaten o yüzden buradasın ve seninle beraber süper bir hazırlık yapacağız, hiç merak etme. Test sınavı olacak. Olacak, çoktan seçme olacak dört tane şık gelecek karşımıza 16 tane soru gelecek Milliyetin Bakanlığı 1. Dönem, dönem ikinci ortak yazılı konu soru dağılım tablosunu yayınladı 6. sınıf için ve teker teker hangi konudan kaç tane soru geleceği bu 16 tane soru bu arada 16 tane soru gelecek ve bu 16 sorunun hangi konulardan geleceğini artık biliyoruz zaten biz bu hazırlığımızı yani burada yapacağımız bu çalışmaları tamamen bunun üzerine kurguladık yani Milliyetin Bakanlığı'nın konu ve kazanımları dahilinde bir e, sınav hazırladık senin için ve yazılı provası hazırladık ve bu provadaki sorular sınavda çıkacaklarla çok benzer olacak ve sen de takır tukur yapacaksın inşallah diyorum. Ve hangi konulardan kaç soru gelecek bunları bize net bir şekilde verdiler. Mesela işlem önceliğinden bir tane soru gelecek. Doğal sayılarla dört işlem yapmaya gereken problemlerden bir tane soru gelecek. Bölünebilme kurallarından bir tane soru gelecek. Asal sayılardan bir tane soru gelecek. Asal çarpanlardan bir tane soru gelecek. Ortak bölen ve ortak katlarından bir tane soru gelecek. Kümelerden iki tane soru gelecek birazcık daha fazla olacak kümeler e, tam sayıları sayı doğrusunda göstermeden bir tane soru gelecek ve tam sayıları karşılaştırma ve sıralamadan iki tane soru bekliyoruz burada gerçekten de fazla mutlak değerden bir tane soru gelecek kesirlerden yani artık son konulardan da karşılaştırma ve sıralamadan iki tane soru gelecek toplama ve çıkarmadan da iki tane soru gelecek yani toplamda 16 tane çoktan seçmeli yani ABC'de şıklı soruyla muhatap olacağız ve bütün Türkiye'de aynı sınava girecek bütün 6. sınıflar ilk defa böyle bir şey oluyor gerçekten bir de 9. sınıflarla yapacaklar bu aslında birazcık deneme şeklinde olacak diğer sınıfları da gelecek dönemlerde kaydıracaklar dolayısıyla biz ne yazık ki 6. sınıf olarak bunun e, denendiği bir sınıf olacağız ama olsun biz bundan başarıyla çıkacağız 100 aldıran bir video yazalım senin için gerçekten de Birinci dönem ikinci yazılda ilk başta yapacaklarımızı böyle bir öğrenci notlarıyla hızlı bir özet geçeceğiz sonuç Eylül benim gerçekten de işlediğimiz konular işte doğal problemleri, doğal sayılar, işlemler, çarpanlar ve katları biliyorsun. Çarpanlar ve katlardan asal sayılar çıkacak karşımıza. Asal çarpanları ayırma Kümeler çıkacak karşımıza. Aynı zamanda tam sayıları öğrenmiştik. Aynı zamanda kesirleri öğrenmiştik. Ve kesirlerde işlemlerle bu işi bitireceğiz. Öğrenci notlarımızı hızlı bir şekilde şimdi seninle beraber bir tekrar edeceğiz. Tekrar yapacağız ve burada hap bilgiler vereceğim sana. Ve burada buradan soru gelir. Yazılda soru sorulur. Hoca sorar şeklinde bazı uyarılar vereceğim sana. Ve bu uyarıları gerçekten çok dikkate al. Ve bunlar sınavlarda yüzde yüz çıkacak ve MEP ülke geneli ortak yazılı sınavlarının hazırlık içinde zaten biliyorsun Özel çalışmalarımız var. Bu arada yazılı kampımıza bütün yazılıları teker teker yapacağız. Biliyorsun bu ikisi Türkiye genelinde olacak. Yani 16 şarlık e, test sorularından olacak. Diğerleri normal klasik sınavımız olacak zaten okullarda yapılan. Ama bu Türkiye genelinde değerlendirme yapılacak. Yani Türkiye genelindeki aslında öğrencilerin aslında sıralaması çıkacak ama bize göstermeyecekler sıralamasını bu arada. Ve şunu da söylemek istiyorum. Buradaki en büyük yardımcımız tabii ki yazılı notlarımız. Elimiz kadar zaten yani küçücük bir kitabımız. Ve bu yazılı notlarının içerisindeki bütün kazanımlara uygun çalışmalarımız çmalarını lütfen tekrar et burada e, hatta birinci yazının konuları da gelebilir diye 40. sayfadan başlayıp tekrarlarını burada iki, birinciden ikinci yazılının zaten sayfaları da şuradan başlıyor hemen göstermek istiyorum birinciden ikinci yazılı buradan başlıyor aslında 40 sayfa 40'tan Tonguç evladım benim sayfa 56'ya kadar yapsan yeterli burada kazanımlar da yazıyor zaten ve hoca sorar ve özel çalışmalar da var ve tüm dersler soru bankamız fijital soru bankamız fijital kitabımız aslında bunun içerisinde MEP ortak sınav değerlerinde bunun içerisinden de MEP ortak sınav denemelerine ulaşabilsin. Hemen ufak bir intromuz var sonra dersimiz devam ediyor. Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı ortak sınav denemelerine hem yazılı notlarından hem de tüm dersler kitabından ulaşabilirsiniz. Öncelikle tüm dersler fijital yani hem fiziksel hem dijital kitabımızı nasıl aktif ettiğimizi görelim. Kitabın arkasındaki bu etiketi nazikçe kazıyoruz. Çıkan kodu TATS mobil uygulamasındaki kitap aktivasyonu bölümüne girelim aktif et dediğimizde ise kitabın hem dijital versiyonuna hem de Milli Eğitim Bakanlığı ortak sınav denemelerine buradan ulaşabilirsiniz. Hepinize sınavlarda başarılar. Mutlaka buradaki MEB ortak sınav denemelerini çöz. Tam zamanı çünkü. Çünkü bu meb ortak sınav denemesi artık Türkiye genelinde yapılacak. Bu sınavı kapsıyor aslında ve seninle beraber inşallah sınavdan çok iyi notlar alacağız diyorum ve bunları da verdikten sonra tabii test çıkacak sınavımız. Görevlerimiz de var. Tonguç Kap devam ediyor. Tonguç Kap 5. haftaya girdik ve görevlerimiz TATS'da yazılı haftasında da görevlerimiz süpersonik kitabımızdan test 25 ve 43 çözmeni istiyorum. Ünite değerlendirme testleri tam yazılıya göre bu arada onu da söylemek istiyorum. Aynı zamanda Dinamo kitabımızdan yazılıya hazırlık kısımları sayfa 48 -49 56, 57 ve 78, 79 ve aynı zamanda Zoru Bankası'ndan da yine birinci dönem ikinci yazılı soruları sayfa 120, 121'i mutlaka hallet diyorum. Kitap olan arkadaşlarımız bunları halletsinler diyorum ve Hadi bakalım o zaman ilk konumuzla başlayalım ama öncesinde sana bazı test teknikleri vermek istiyorum. Gerçekten de test teknikleri burada çok önemli, çok işimize yarayacak. Çünkü bazen heyecan yapabilirsin, bazen unutabilirsin ama test teknikleri bizi gerçekten de kolaylaştırıyor soruları yaparken. Özellikle ilk taktiğimiz İlk taktiğimiz Antep fıstığı yöntemi. Hatta ben bana turlama taktiği de diyorum. Turlama taktiğinde sen bir e, sahayı dolaşırken ilk başta lütfen açık olan Antep fıstıklarını ye. Yani Böyle kapalıları zorlama dişini kırarsın Allah korusun. İlk başta böyle kolay sorulardan yapıp moral topluyoruz ve fazla vakit kaybetmiyoruz. İlk başta ilk turumuzda kolay soruları yapıyoruz. Ve hani taktık çözebileceğim soruları yapıyoruz zor soruları hemen geçiyoruz mesela karşımıza bir tane e, sınav geldi diyelim hemen sana göstermek istiyorum şöyle bir e, işte şöyle bir test geldi Şimdi ben Matematik kısmını açalım hemen matematik dersinde olduğumuz için matematik kısmını açtım. Şimdi ben bu soruyu tamam çözdüm, süper geçtim. Ondan sonra bu soruyu çözdüm, süper. Bu soruyu çözemedim. Hemen geç, boş bırak ve buraya bir yuvarlak koy ki geri dönesin diye. Bu sana zor geldi, fazla uğraşma. Sonra bu soruya geç. Bu soruyu yaptın diyelim. Bu soruyu yapamadın. Bu yuvarlak at, sonra devam ediyorsun. İşte bu soruyu yap. Falan filan. Bu şekilde ilerledikten sonra bitirdin ya ilk turu. İlk turda kolay soruları, yapabildiğin soruları yaptın. Bunlara hiç kafayı takmadın. En önemli şey kafayı takmamak. Yani senin şu anda mesela eminim ki şu soru aklında kalacak ama Buna diyeceksin ki ben sonra döneceğim, sana yuvarlağımı koydum, seni sonraya bıraktım kardeşim. Sen benim e, aslında sonraki işimsin, şimdiki işim değilsin, buna odaklanacaksın. Burayı anladık mı evladım? Benim? Evet hocam. Harikasın. Bu çok önemli. Gerçekten de sınavda stres yapman, senin aslında geriye doğru düşmeni, ee, yol açar. Dolayısıyla ilk başta bunu öğrenmeliyiz. Test tekniğinde turlama taktiği en önemli yöntemdir. Yani bir soruyu yapamadıysan hemen geç. Yuvarlarına at geç. Sonra döneceksin ona. İkinci turda döneceksin. Sonra en son turda da en zorları, en kallabileri kalacak. Hiç merak etme. Zaten çok zor çıkmayacaksın ama merak etme diyorum. Ve aynı zamanda bazı test teknikleri var. Bazı test tekniklerinde mesela şıkları eleme. Ya kardeşim ben bu şıklara bakıyorum. Ee, bir var. 9 bölü 8, 5 bölü 3, 11 bölü 8. Ya Bazen, bazen çoğunlukla yapıyorlar bunu. Ya kardeşim zaten doğru cevabı, doğru cevabı aynı e, benzer şıklardan bir tanesine veriyorlar. Çünkü hani ikisi arasında kalasın diye. Genellikle ben e, çok fazla soru çözdüğüm için, test sorusu çözdüğüm için hemen tak tak bunları elerim. Cevap bunların arasından çıkar. Çünkü adam niye ikisini de payısına eşit yapsın ki gibi bazı kolay yöntemler var. Her zaman doğru değildir. Çünkü bu e, matematik kesin nettir. Ama çoğunlukla da tutar bu test tekniği. Aynı zamanda şıkları deneme var bir de. Mesela bak burada 1, 2, 3, 4. Ya mesela 25 ile neyi toplarsan asal sayı eder demiş. Mesela sallıyorum bir soruda ve kardeşim ya kardeşim 25 ile 1'i topla. Dene. 26 asal değil. Geç. Ondan sonra e, şıkları deniyorsun tekrar tekrar. 25 ile 2'yi topla. 27 asal değil. Geç. Gibi gibi bunları deneyerek tak diye mesela 25 ile 4 toplayınca 29 olduğundan asal sayı olduğundan bulabilirsin mesela. 25 ile 3'ü toplarsan 20 18 çıkar yine asal olmaz gibi bazı deneme yöntemleri de test tekniğinde gerçekten kullanılan yöntemlerdir. Test tekniğine görelim dedik ki çünkü sınav test çıkacak. Dolayısıyla biz buna hazırlık yapıyoruz. Hadi bakalım öğrenci notlarıyla başlayalım. Doğal sayılarla işlemlerle başlıyoruz Sonuç Elan üslü Üstü ifadeleri görmüştük bu senenin başında. Ama bunlardan daha az soru gelecek. Onu bir eminiz. Diğer konulardan özellikle kesirler tam sayıdan daha fazla soru gelecek. Çünkü ikinci yazılının konuları asıl konuları onlar aslında zaten bize Milliyetin Bakanlığı'nın verdiği Konu soru dağılım tablosunda hemen onu da hatırlatmak istiyorum. Göstermek istiyorum. Dur bakayım neredeydi o da. Harikasın. Burada da baktığımız zaman aslında ilk konulardan çok az soru var. Ama sonraki konulara baktığımız zaman mesela kümelerden sonra 2, 4, 6, 8 10 ee, tane soru aslında kümelerden sonrası. Dolayısıyla gerçekten de kümelerden sonrasına önem vermemiz gerekiyor. 6 tane soru da eski konulardan gelecek şeklinde düşünebilirsin. Hadi bakalım o zaman bu ilk 6 sorunun e, özetine hemen başlayalım. Hatırlıyor musun üstü sayıları? Hatırlıyorum hocam. Harikasın. İşte üstü ifadelerde zaten biliyorsun 3 üzeri 4 dediğim zaman 4 tane 3'ü yan yana çarpıyorduk. 3 kere 3, 9, 9 kere 3, 27, 27 kere 3, 81 şeklinde yazabiliriz. Mesela 2 çarpı, 2 çarpı, 2 çarpı, 5 tane 2 var. 2 üzeri 5 şeklinde yazabiliriz. O da 32'dir zaten diyoruz. 10 üzeri 6 dediğim zaman 10 çarpı 10 çarpı 10 çarpı 10 çarpı 10 çarpı 10. Ve bu da 1 milyon çıkıyor cevabımız. Yani bu şekilde açabiliyoruz. 7'nin birinci kuvveti de hatta şöyle yazalım. 1 milyon. Yani 6 tane sıfır oluyor. Ve bu kaç basamaklı oluyor biliyor musun? 6 tane sıfır yanına bir tane 1 gelince 7 basamaklı oluyor. Bunu da unutmayalım. 7'nin birinci kuvveti, her sayının birinci kuvveti kendisidir. 1'in bütün kuvvetleri bir üzeri ayı bir üzeri sayı fark etmez sonuçta birdir diyoruz. Mesela bir üzeri öküz. Hı. Harika bir. Harika bir ses gerçekten ha, mükemmelsin. Bir üzeri öküz birdir diyebiliriz. Şimdi geldik böyle bir karışık işlemde ne yapacağımıza böyle karışık işlemler gelince üpçt hatırlayacağız. Üpçt dediğimiz şey ilk başta üslü ifadeler yapılır. Sonra parantez yapılır. Sonra çarp böl diyoruz sonra topla çıkar diyoruz. Ben bunu şöyle e, şey yapıyorum anlıyorum hatırlıyorum aslında. Bizim ilkokul 1'de 2'de öğrendiğimiz toplama çıkarmaydı. Yani en ilkel yani daha okula başladığımız zaman ilk öğrendiğimiz ilkel dediğim şey böyle hani artık bizim için çerez yani. Çok çok eskiydi bu ya çok eskiydi toplama çıkarmayı öğrenmiş. Sonra çarpma bölmeye geçtik. Sonra bir anda hayatımıza parantezler girdi. Sonra bir anda hayatımıza üssü ifadeler yani en modern bu da en ilkel. Dolayısıyla biz modernden ilkele doğru yapmaya başlıyoruz. En son toplama çıkarma yaparız. Sen çok ilkelsin çok basitsin sen seni sona bırakırım. Ama sen bizim için çok modernsin seni ilk başta yaparım şeklinde düşünebilirsin. Burada mesela böyle bir işlem gördüğümüz zaman ya kardeşim ilk başta üssü ifadeler yaparsın. 4 üzeri 3'ü de 4'ün 3. kuvveti 4 çarpı 4 çarpı 4'ten 4 kere 4 16 16 kere 4 64 deriz ve bunu şöyle yazarız 23 eksi parantez açtım. Aynısını yazıyorum. 11 artı. Bu neydi? 64 çıkmıştı. 64'ü yazdım. Bölü Ay buraya sığmadı neyse. Bölü 5 şeklinde yazdım. Sonrasında diyorum ki ya burada hangi işlem yapılır? Çıkarma var, e, toplama var, bölme var ama parantez de var. O zaman üstü ifadelerden sonra parantezi yapmam gerekiyor. Parantezi yaparsak eğer 11 artı 64. 75 hocam. Harikasın 75. 23 eksi 75 artık burası. Bunu yazmama gerek yok artık. Bölü 5 diyorum. Şimdi Şimdi dananın kuyruğunun koptuğu yer. İşte herkes bu data yapıyor. 23'ten 70'i çıkartamazsın kardeşim. Çünkü senin için bölme öncelikle. Çıkarma ve bölme hangisini yaparız? Tabii ki bölme yaparız. Çarpma bölme daha modern bir işlemdir. Dolayısıyla 75'i e 5'e bölüyorsun. 15 çıkar 23 eksi 15 yani 8 cevabımıza ulaşırız bu çok önemli bundan kesin soru gelir bir tane peki zaten geleceğini söylemiş bize işlem önceliği kesin gelecek şimdi doğal sayı problemlerinde bilmemiz gereken yöntem aslında bunun bir konu anlatımı yok bunun bir konu özeti yok gerçekten de ilk başta problemi anlamamız gerekiyor soruyu çok iyi okumamız gerekiyor çok iyi özümsememiz gerekiyor sonra çözüm için bir plan yapmamız gerekiyor Planı uygulayıp işlemleri yapmamız gerekiyor ve sonunda da kontrol çok önemli. Çünkü şıklardan zaten kontrol edebilirsiniz. Deneme yanılma yöntemiyle de bazen sınavda e, özellikle test olacağı için rahatlıkla deneme yanılma yapabilirsiniz. Bir deneme sınavında her doğru cevabı 10 puan, her yanlış cevabı için 4 puan alınmaktır demiş. 10 puan veriliyormuş burada da alınıyormuş. Yani düşüyor aslında yanlış cevap verdiğin zaman puanın. Boş bırakılan sorulara ise 1 puan verilmektedir. Yani boş bıraktın yanlış yapmadın o zaman sana 1 puan verelim demiş. Tamam eyvallah. Bu sınava giren Tonguç 12 soruyu doğru yapmış. 5 soruyu boş bırakmıştır demiş. Tonguç sınavdan 113 puan aldığına göre kaç soruyu yanlış yapmıştır. Şimdi bir kere sınavda doğru yanlış ve boşumuz var. Bu kesin. Şimdi ben arkadaşım ne yapmış bu arkadaşımız? 12 soruyu doğru yapmış şimdi her doğru e, soruya 10 puan kazanıyormuş o zaman 12 çarpı 10'dan 120 puan kazanmış artı 120 puan almış bu arkadaş ama ne yapmış 5 soruyu da boş bırakmış 5 soruya da e, her bir boş soruya da 1 puan veriliyorsa o zaman artı 5 puan da buradan almış arkadaşımız ama sonuçta 113 puan almış ya kardeşim bu ikisinin toplamı aslında 125'tir. E nasıl puanı 113'e geldi Allah aşkına? Kaç puan kaybetmiş bu arkadaş evladım benim? 125'ten 113'e giderken kaç puan kaybetmiş? 8 puan hocam. Harika. 8 puan kaybetmiş. Peki nasıl kaybeder pu puan arkadaşımız? Her bir yanlış için 4 puan siliniyordu. O zaman 8 puan kaybettiyse 2 yanlış yapmış arkadaşımız demek ki ve eksi -8 puan ee, ve 113 puana gelmiş. Dolayısıyla bizim arkadaşımız iki yanlış yapmıştır şeklinde e, soruyu çözebiliriz. Geldik hadi bakalım şimdi seninle beraber çarpanlar ve katlar yine bundan astroloji gelecek. 24'ün doğal sayı yapan çarpanı hızlı geçiyorum. Bir ve kendisini kesinlikle hatırlamamız gerekiyor. Bir kere 24. 24 hocam. Harikasın 24. Peki iki kere 12 de 24'tür. 3 kere 8 de 24'tür. 4 kere 6 da 24'tür. Başka da yok zaten. 6 kere 4 deriz bundan sonra zaten aynı şeydir 4 kere 6. Dolayısıyla 24'ün çarpanları aslında 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 24'tür. Yani 8 tane çarpanı var buradan gördüğümüz gibi. Ve 1 ve kendisi de çarpanıdır unutmayalım. Çarpan dediğimiz şeyin diğer bir manasıyla bölen de olduğunu unutmayalım. 24'ü bütün bu sayılar böler diyoruz. Tam böler hatta. 7'nin 70'ten küçük katları dediğimiz zaman da şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki 7'nin katları nasıl buluruz? 7'nin kendisinin bir katı olduğunu unutmayalım. 7'nin bir katı 7'dir hocam. Harikasın 7'dir. Dolayısıyla 7'nin iki katı 14, 3 katı 21, 4 e, katı 28, 5 katı 35, 6 katı 42. E, ondan sonra e, kaç köy 49. Ondan sonra 50 dur bakayım 56. Yani bak burada ne yapıyorum aslında? 7'şer 7'şer artırıyorum. Onun sonra 63. Sonrasında 70 ama 70'ten küçük demişti. Bunu almıyoruz o zaman. İşte bunlar 7'nin 70'ten küçük katları. işte böyle bir sınır veriyor bize. Sınırı çizdikten sonra da son, sonsuza geliyor normalde bu aslında zaten. Biz bu sınırdan sonrakileri almıyoruz diyoruz. Şimdi bölünebilme kurallarına bakalım. Bölünebilme kurallarında şunu unutmayalım. 2 ile bölünebilme, 3 ile bölünebilme, 4 ile bölünebilme farklı kurallarımız var. Ve bu farklı kurallardan en önemlileri tabii ki 10'a kadar zaten ondan sonrasını bilmemize gerek yok. Ama burada gerçekten de 2 ile bölünebilme, 3 ile bölünebilme çok fazla hittir. Yani bunlar çok çıkar. 2 ile bölünebilme sayı çift olmalı. Yani sayının Mesela işte 568 yazdım. Bu sayının çift olup olmadığına birler basamağına bakarak bakarız. Mesela bunun birler basamağı nedir? 8 hocam. Harikasın. 8'dir. Dolayısıyla birler basamağı yani ilk basamağı aslında bunun 8 olduğu için bu çifttir. Çünkü çift dediğimiz şeyler de 0, 2, 4, 6 ve 8 rakamlarıdır. Başka da çift rakam yoktur. Rakamlar da her bir sayıda birler basamağında olunca sayı çift veya tek yapabiliyor diyoruz. Sayı çift olmalı. O zaman 2 ile bölünmesi için birler basamağının 0, 2, 4, 6, 8 olması gerekiyor. 3 ile bölünme birazcık kıl. Rakamları toplamının 3'ün katı olması gerekiyor. Mesela bu sayı 3'e bölünebilir mi? Bakalım mı sana beraber? 5 artı 6 artı 8. Bunları topladık 11, 19. 19 3'ün katı mı evladım benim? Hayır hocam. Harikasın değil. Dolayısıyla bu sayı bu sayı 3 ile bölünemez. 568 2 ile bölünür ama 568 3 ile bölünemez diyoruz. 4 ile bölünebilmesine baktığımız zamansa son 2 rakamı 0, 0 ya da 4'ün katı olmalı diyoruz. Mesela 568 4 ile bölünebilir mi? Bakalım seninle beraber. Son 2 basamağına bakıyoruz. Yani birler ve onlar basamağı 68. 68 4'ün katı mı evladım benim? Bilemedim hocam. Evet birazcık zor gerçekten de bilemezsin. Doğru söylüyorsun. 68'i hemen 4'e bölelim seninle evet, beraber. Evet 4'ün katı hocam. Evet doğru. Ee, 4'e böldüğün zaman 1 kere 4. 4 hop 2 28. 7 kere 4 28. Evet 4'ün katıymış. Dolayısıyla bu sayı 4 ile bölünebilecek bir sayı 568. Çünkü son iki basamağı son iki basamağı okuyorum. Normalde bu çok daha büyük bir sayı olabilir. Mesela 3, 5, 8, 6, 7, 5, 6, 8, 560 böyle bir sayı olabilirdi. Ve sen sadece son iki basamağına bakacaksın. Diğerlerine bakmana gerek yok 4 ile bölünme kuralı için. Veya işte bu sayı 600 olabilirdi. Bu da 4 ile bölünebilir diyebilirdin. Çünkü son iki basamağı çift sıfır olduğu için. Ama 5 ile bölünmede de şöyle bakıyoruz olaya. Son rakamı 0 ya da 5 olacak yani birler basamağındaki rakam 0 ya da 5 olacak burada mesela hemen bakıyorum diyorum ki ya kardeşim bu sayının değil dolayısıyla 5 ile bölülemez 568 ama mesela ben şöyle bir sayı yazsam 700, 725 desem mesela bu 5'e bölümdür burası son basamağı 0 ya da 5 çünkü. 6 ile bölünme de çok basit bu çıkar sınavlarda 2 ve 3'e bölünebilmesi gerekiyor bir sayının. Mesela 568 hem 2'ye hem 3'e bölünebiliyor mu? Bölünemiyor hocam. Evet bölünemiyor. Hayır bölünemiyor. Doğru söylüyorsun. Dolayısıyla 2'ye e, bölünebiliyor ama 3'e bölünebiliyor. Dolayısıyla bu 568 mesela 6 ile bölünemez. Ama farklı bir sayı bölünebilir. Mesela hemen göstereyim sana. 6 ile bölünebilen bir sayı 1, 2, 0 mesela. E bu sayı 6 ile bölünebilir. Neden 6 ile bölünebilir? Bunu şöyle yapıyoruz. Birler basamağı e, çift olduğu için 2 ile bölünebilir. Aynı zamanda rakamları toplamı 3 olduğu için 3'ün katı olduğu için 3 ile bölünebilir. Hem 3 ile hem 2'ye bölünebildiği için de 6 ile bölünebilir diyoruz. 9 ile bölünebilme bu da çok basit. E, rakamları toplamanın 9'un katı olması gerekiyor. Mesela 568 bölünemez. Çünkü 19, 9'un dokuz katı değildir. Ama mesela işte e, sallıyorum. Hemen şöyle bir tane sayı yazıyorum. Bir tane sayı sallıyorum. 4, 8, 1, 5. Mesela bu sayı 9 ile bölünebilir mi? Evet bölünebilir. Sayalım işte Sen rakamları topla. 4, 8, 12, 13, 18. 18 9'un 2 katıdır. Dolayısıyla bu sayı hiç alakasız gibi gözükmesine rağmen 9 ile bölünebilir. Bu sayı 5 ile bölünebilir. Birler basamağı 5 olduğu için gibi düşünebiliriz. 10 ile bölünmede son rakamı 0 olmalı. Bu kadar basit bir kural var. Mesela bu sayı 10 ile bölünebilir ama bu sayı bölünemez. Çünkü son basamağı 5. Bu sayı bölünemez. Son basamağı 8 gibi düşünebilirsin. Şimdi de geldik. Hadi bakalım asal sayılar ve en küçük asal sayıyla başlayalım. Şimdi bir kere asal sayılar deyince hemen aklımıza 2, 3, 5, 7. Bunlar inanılmaz popüler asal sayılar. Yani her sınavda çıkan popüler asal sayılar dediğimiz zaman hit asal sayılar bunlardı. 2, 3, 5, 7. Sonrasında devam eder tabii ki. 9 gelmez sakın dikkat et. 11 gelir sonrasa 9 çünkü 3'e bölünebilir. Asal sayılar sadece kendisi ve 1'e bölünebilen sayılardı. Ondan sonra 13 gelir. Sonra 17 gelir. Sonra 19 gelir. Böyle böyle devam eder. Şimdi en küçük asal sayı 2'dir ve Çift olan asal sayı da sadece ve sadece 2'dir. Yani dikkat et hepsi bunların tek sayı sadece 2 e, çift olan bir asal sayıdır diyoruz. 18 sayısının asal çarpanlarına baktığımız zaman da ne yapıyoruz? 18'in yanında böyle bir çizgi çiziyoruz. 2 ile bölmeye başlıyoruz. En küçük asal sayıyla bölmeye başlıyoruz. 2'ye böldük ama bölünmezse 3'e geçiyoruz. Bölünmezse 5'e geçiyoruz gibi düşün. Mesela 18'i 2'ye böldük 9. 9 artık 2'ye bölünemiyor. O yüzden 3'e bölmeye başlıyoruz. 3'e böldüğümüz zaman 3, 3'e tekrar bölebiliyoruz. 1 ve 1 kaldığı zaman artık bir şey oluyor. Finito dolayısıyla 2 3 3 şeklinde asal çarpanlarına ayırmış olduk ve 18 sayısının asal çarpanları nedir zaman 2 ve 3'tür diyebiliriz çünkü bulduk artık burada. Aynı zamanda bir asal çarpan ağacı denilen bir olay daha var. Mesela buraya 2 kere 9 yazabilirim. 9 da aslında 3 üç kere 3'tür. İşte burada basamağın ağaçların sonunda hep asal sayılar çıkıyor 2 3 3 şeklinde gördüğün gibi. Şimdi Ortak bölen ve ortak kat kavramına bakalım. 24 ve 30'un ortak bölenleri dediğimiz zaman diyeceğiz ki ya kardeşim ikisini de ortak bölen sayılar aslında hemen şöyle yapıyorum. 24'ü böyle ayırıyorum. 30'u böyle ayırıyorum. Diyorum ki hadi bölen dediğim şey çarpandır aslında. Bir kere 24, iki kere 12, 3 kere 8, 4 kere 6 diyorum. Bunu da bir kere 30, iki kere 15, 3 kere 10, 5 ee, kere 6 diyorum. Başka da bir şey olmadı zaten. Şimdi bunların ortak bölenleri nedir dediğim zaman ikisinde de 1 var Tonguç haladım. İkisinde de 2 iki var. İkisinde de 3 var. İkisinde 4 yok. Kusura bakma. İkisinde de 6 var. İkisinde 6 var. Başka bir şey var mı? Yok. Dolayısıyla ikisinin ortak bölenleri nedir dediğim zaman 1 2 3 ve altıdır diyebiliriz. Bunun ortak bölenleri. Bu ikisinin ortak bölenleri. Peki ortak katları nedir dediğimiz zaman? Diyeceğiz ki bunun katlarını alacağız. Şimdi 15'in katlarını söyle bakayım bana. 15. Harika. 30. Harika. 45. Harika. 60. Harika böyle böyle devam ediyor süpersin 15 30 45 60 10 sonra 75 sonra 90 sonrasında 105 sonrasında 120 böyle böyle devam ediyor şimdi 20'nin katlarını söyleyelim şimdi bir de buraya yazalım 20 kendisini unutmayacağız mutlaka 40 60, 80, 100, 120 böyle böyle devam ediyor. Şimdi bunların ortak katlarına baktığımız zaman dikkat edelim hangisi? 60 ortak katı, 120 ortak katı ve bunların ortak katları aslında 60'ın katları çıkıyor. Yani 60'ar er, 60'ar er artıyor. Bunun ortak katları hemen yazayım sana daha e, özet bir şekilde. 60, Ondan sonra 120, sonra 60'ar 60'ar artacak. 180. Aynı bunda nasıl 15'er 15'er artıyordu. 20'şer 20'şer artıyordu. Ondan sonra 240, sonra 300 böyle böyle devam edecek. ise i̇şte bir de diyecek ki işte 500'den küçük ortak katları nelerdir? 500'e kadar gideceğiz. Sonra 500'ü geçmeyeceğiz diye düşünebiliriz Şimdi geldik kümelere. En fazla soru çıkacak kısma geldik aslında. Kümelerde de şunu bilmemiz gerekiyor. Bir kümenin Kümenin farklı gösterim yöntemleri var ve kümenin küme olabilmesi için aslında net bir şekilde tanımlanmış olması gerekiyor. Mesela iki basamaklı bazı sayılar. Ne diyorsun ya? Öyle şey mi oluyor? İki basamak. Söyle bakayım iki basamaklı bazı sayılar. 15. Evet tamam. 25. 30. Süper harika. Ama bu kadar mı? Bana göre bazı farklı. Yani net tanımlanmamış bu. Dolayısıyla iki basamaklı bazı sayılar dediğimiz zaman net tanımlanmamış. Ama mesela 6A sınıfındaki işte bilmem Şebin Karahisar Lisesi'ndeki e, 9A sınıfındaki öğrenciler nettir bu. Yani okul tarafından listesi vardır, bunun yoklama tablosu vardır. Bunlar nettir. Dolayısıyla net tanımlanmış olması gerekiyor ve bunları da biz şöyle yaparız. Mesela ortak özellik gö gösterim yöntemi varsa A kümesi yazarız, büyük harf yazarız. Sonra süslü parantezimizi açarız. Deriz ki işte e, Türkiye'deki, Türkiye'deki kış ayları, Türkiye'deki... Niye Türkiye yazdım çünkü mesela Brezilya'daki kış ayları farklı ee, kış ayları mesela bu bir ortak özellik gö gösterim yöntemidir bunun liste gö gösterim yöntemini hemen şöyle göstermek istiyorum Türkiye'de kış ayları nedir evladım benim aralık ocak şubat nedir bunlar dediğim zaman hemen aralık bak teker teker yazıyorum virgül atıyorum ocak yazıyorum virgül atıyorum şubat yazıyorum. Türkiye kuzey yarım kürede olduğu için kış ayları bunlardır. Dolayısıyla Aralık, Ocak, Şubat Türkiye'nin kış aylarıdır ve bunları Venn şemasına gösterirken nokta koyarız, Aralık yazarız. Bir yuvarlan için nokta koyarız, Ocak yazarız. Nokta koyarız, Şubat yazarız ve elemanlar kaç tanedir dediğim zaman da şöyle yazarız. S, A, A kümesinin eleman sayısı 1, 2, 3'tür. O zaman 3 şeklinde yazmış olduk. Bak Aralık, Aralık hemen söylemek istiyorum. Aralık elemanıdır, A kümesidir. Peki Mart elemanı mıdır A kümesinin? Değildir hocam. Harikasın değildir. Dolayısıyla böyle bir çizgi koyuyoruz. Elemanı değildir A kümesinin şeklinde yazabilir. Çünkü bunun içinde mart yok. Dolayısıyla A, mesela buna A kümesi yazarım bu arada. Bunun e, adı da büyük harfle gösterilir diyoruz. O zaman bu bir küme değildir. Böyle bir küme olamaz. Peki şöyle bir küme olabilir mi? 20 ile 30 arasındaki rakamlar. Nedir bunlar 20 ile 30 arasındaki rakamlar evladım benim? 21, harika, 22, harika, 23, harika. 24. Tamam yeter dur. 24'te dur tamam. Şimdi bak evladım benim 21, 22, 23, 24. Ya kardeşim bunlar rakam mı? Rakam demiş çok dikkat et. Bak Tonguç evladım benim. Matematikte sadece 10 tane rakam vardır. 0, 1, 2, 3, 4, 9'a kadar devam eder bunlar rakamdır. Diğerleri sayıdır. Mesela bu bir sayı, bu bir sayı. Ama bunun içerisinde kendi başına rakamlar var. Ama rakam dediğimiz zaman 20 ile 30 arasında rakam yok. Dolayısıyla böyle bir küme mesela B kümesi olsa bu küme boş küme olacak. Buna biz boş küme diyoruz. Bu boş küme çünkü içine eleman olamaz ki rakam yok ki o aralıkta. Ee, yani mesela 0 ile 5 arasındaki 3, 4 derdik tamam eyvallah ama 20 ile 30 rakam yok sayı var dolayısıyla kıl bir şey bunu biliyorum B kümesini şöyle de gösterebiliriz boş kümeyi göstermek için şöyle e, sadece süslü parantezi açıp kapatıyoruz içine hiçbir şey yazmıyoruz şeklinde bazı yöntemler var mesela C kümesini de gösterelim burada bak mesela C kümesi pembiş daire olsun C kümesinin elemanlarını şimdi sana göstereceğim bir de Tonguç evladım benim D kümesi de turuncuş daire olsun. D kümesi de. Şimdi pembiş dairenin içindeki elemanlara bakalım. O, L, B, U. Hemen süslü parantezimizi açtım. O, L, B ve U. Süslü parantezi kapattım. D kümesine bakalım. Hop. E, B, U, R, S, A. Bursa yani neyse. Ama B, U, R, S, A. Süper. Peki C kesişim bu işaret kesişimdir. C kesişim D kümesine baktığımız zaman bu ikisinin ortak yerlerine bakmalıyım. Hatta şöyle sarıyla göstereyim onu da. Ortak yerleri burası kesiştiği yerler. Bak ikisinde de olan elemanları zaten görebiliyoruz. B U B U. Dolayısıyla C kesişim D'yi şöyle yazarım. Hop süslü parantezimi açtım. B virgül U şeklinde süslü parantezimi kapatırım. İki tane eleman var B ve U. C birleşim bak bu Union'dan geliyor aslında Union İngilizce birleşim demek United Nations falan filan var ya U harfini gördüğümüz zaman birleşmek demek bu ikisinin birleştiğiniz zaman hepsi yani bu bütün hepsinin içinde olan elemanları yazmam gerekiyor Bursa ve Ol yani Bursa Ol bak bunu hemen yazıyorum bunda şöyle bir taktiği var bunu yazarız ilk başta yani bir kümeyi yazarsın ilk başta C kümesi veya D kümesi fark etmez O L B U sonrasında Burada ortak olmayan elemanları eklersin. R, S, A ve süslü parantezimizi kapattık. Yani ol bursa şeklinde bütün elemanlarını yazmış olduk. Bütün hepsini kapsıyor çünkü. C kümesinin eleman sayısı kaçtır? 4 hocam. Harikasın süpersin. D kümesinin eleman sayısı kaçtır? 5 hocam. Harikasın süpersin. Peki C kesişim D'nin eleman sayısı kaçtı dediğim zaman da zaten gözüküyor iki tane. Birleşiminin de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dur bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane şeklinde düşüneceğiz diyoruz. Peki, R D kümesinde elemanı mı Tonguç Halil benim? Elemanıdır hocam. Harikasın evet elemanı süpersin. Ama R C kümesinde elemanı mı? Hayır. R elemanı değildir C kümesidir şeklinde özetlemiş olduk kümelerde. Şimdi geldik tam sayılara. Tam sayılarda bizim eskiden bildiğimiz şey sıfır ortadaydı ve sıfırın sağında pozitif tam sayılar yani bizim bildiğimiz doğal sayılar vardı. Pozitif tam sayılar diyoruz artık bunlara. Neden? Çünkü artık yeni hayatımıza negatif tam sayılar girdi. Dolayısıyla sıfırın sol tarafı yeni öğrendiğimiz yerde işte eksi bir var, eksi iki var, eksi üç var, eksi dört var. Aynı simetrik gibi düşün bak. Bir eksi bir, iki eksi iki, üç eksi üç, e, dört eksi dört. Yani bu şekilde simetrik böyle katlansa üzerine tam böyle yapışır aslında bunlar birbirine. Dolayısıyla bir ile eksi 1, 2 ile eksi 2 gibi düşünebilirsin. Yani sıfırın yanında hep birler var unutma. Ama burada 1 var, burada eksi 1 var. Burada 2 var, burada eksi 2 var. Bu arada bunlar artı 1'dir, artı 2'dir, artı 3'tür. Yani artısını yazmamıza gerek olmadığı için yazmıyoruz zaten. Ve bu şekilde ilerleyecek. Ve bu tarafa doğru gittikçe hep negatif tam sayılar vardır sıfırın solunda. Peki sıfır nedir desek? Sıfır nedir? ne negatiftir ne pozitiftir unutmayalım. Sıfır pozitif veya negatif değildir. Şimdi negatif tam sayı nerede kullanıyoruz günlük hayatta? 200 TL borç dediğim zaman aslında bu eksi 200 demek aslında. Çünkü bu benden çıkacak paradır aslında. Deniz seviyesinin 10 metre alt dediğim zaman eksi 10 metreden bahsediyoruz aslında. 500 TL alacak dediğimiz zaman alacak dediğimiz zaman aslında bizim için artı bir şey. Bunu alacağız biz ve elimize gelecek bu artı 500 diyoruz. Zeminin 3 kat altı dediği zaman eksi 3. kat derler ya hani apartmanlarda da böyle bazen e, şeyler tuşlar olur. E i̇şte eksi 1. kat, eksi 2. kat, eksi 3. kat şeklinde düşünebilirsin. Apartman burasıysa, yeryüzü buysa mesela burası işte sıfırıncı kat. Burası birinci kat. Zemin kat. ikinci kat. Üçüncü kat. Ama bir de yerin altında bodrum eksi birinci kat. Eksi ikinci kat bazen otoparklarda vardır böyle. Eksi üçüncü kat şeklinde ilerler. Burası yer olduğu zaman yerin altındadır bunlar. Mesela geldik. Eksi 2 ve eksi 9 hangisi daha büyüktür? İşte bu karşılaştırma çok önemli. Gerçekten sınavda çıkacak. Sınavda zaten burada kazanımlar tablosunda bize vermiş. Tam sayıları e karşılaştırır ve sıralar iki tane soru geliyor buna. İki tane soru. Çünkü her zaman önem verdikleri bir şey var. O da şu. Eksi bir mi daha büyük, eksi iki mi daha büyük? Eksi iki daha büyük. Hayır işte patladın. Eksi iki daha büyük değil. Tamam. Normalde iki birden büyüktür kardeşim. Bunu herkes biliyor. İki birden büyüktür. Bunu bilmeyen yok. Ama eksiler olunca, negatifler olunca tam tersi oluyor arkadaşım. Yani... Eksi 1, eksi 2'den büyük oluyor. Yani tam tersi oluyor. Yani normalde 2 birden büyük diyeceğini tam tersini düşün lütfen. Mesela e, eksi 4 mü büyük, eksi 2 mi daha büyük? Eksi 2 hocam. Harikasın bak bu sefer doğrusun Eksi 2. Çünkü mutlaka mutlaka normalini düşün, tersini söyle ondan sonra. Çünkü eksi sayılarda işler tersine dönüyor. Ve şunu unutmayalım. Sayı doğrusunda sağdaki sayı daha büyük, sağdaki ...büyüktür ya bu kadar basit aslında... ...mesela ben sayı doğrusunu çizdiğim zaman da görebiliyorum... ...dikkat ettin mi... ...bak bu bundan büyüktür... ...bu bundan büyüktür... ...bu bundan büyüktür... ...bir sıfırdan büyüktür... ...sıfır eksi birden büyüktür... ...eksi bir eksi ikiden büyüktür... ...yani sağdaki her zaman daha büyüktür... ...mesela ben sana ki... ...eksi dört mü büyük... ...eksi bir mi daha büyük... ...ya kardeşim... Düdük kadar sayı gibi gözüküyor... ...halbuki eksi bir daha büyük... ...bu arada... En büyük negatif sayı, en büyük negatif tam sayı eksi 1'dir arkadaşım. Çok enteresan bir şey ama en büyük. Çünkü en sağda olan eksi, negatif tam sayı eksi 1 değil mi Allah aşkına? Sayı doğrusuna negatif olduğu için bir kere sıfırın solunda olacak. Buradaki en sağdaki sayı eksi 1'dir unutmayalım. Bu kıl bir şey biliyorum. Peki sayı doğrusu çok önemli. İki basamaklı en büyük negatif tam sayı dediğim zaman diyeceğiz ki ya kardeşim burada sayı doğrusu. Burası 1 diyelim. Burası 0 diyelim. Burası eksi 1 burası eksi 2, burası eksi 3, burası eksi 4. Böyle böyle devam ediyor ya. Şimdi iki basamağa ne zaman geliyoruz? Eksi 9 var burada. Burada eksi 10 var. Burada eksi 11 var. Bak iki basamak artık eksi 10. Eksi 11, eksi 12 diye devam ediyor. Şimdi en büyüğünü sormuş bize. Dolayısıyla en sağdaki iki basamaklı eksi ondur. Kıl bir şey biliyorum ama bu sınavda çok çıkar. Dolayısıyla iki basamaklı en büyük negatif tam sayı eksi ondur bunu lütfen bilin. Bu çok çıkıyor gerçekten sınavlarda. Peki iki basamaklı en küçük negatif tam sayı dediğim zaman şöyle yine sayı doğrusunu çiziyorum. Ya kardeşim diyorum ki en küçük iki basamaklı olacak. Bir kere bir kere en büyük negatif tam sayı sıfır, eksi birde. Bunun eksi iki, eksi üç, eksi dört diye devam ediyor. Bu iki basamaklara geçtiğimiz zaman eksi on geliyordu hayatımıza. Ondan sonra eksi on bir, Sonra eksi 12 devam ediyor. Böyle ve git 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 nereye kadar gidersin en fazla iki basamak Eksi 99'a kadar hocam. Eksi 99'a kadar gidersin. Ondan sonra 3 basamaklı eksi 100 gelir çünkü. Böyle böyle devam ediyor. Bak tersine gidiyor aslında. 1 2 3 4 5 diye bu tarafa doğru gidiyordu. Şimdi sol tarafa doğru gidiyoruz. Şimdi burada iki basamaklı sayılar şunlar aslında. Hop. Bunlardan en büyüğü eksi 10'dur. En küçüğü de eksi 99'dur. Unutmayalım. Bunlar sınavlarda gerçekten çok çıkıyor. Ve Geldik kesirlere. Kesirlerde sıralamada iş çok basit. 10 dilimli pastanın 3 dilimi daha fazladır. 10 dilimli pastanın 7 dilimi daha fazladır. 7 dilimli hocam. Harikasın 7 dilim daha fazla. O yüzden 3 bölü 10 7 bölü 10'dan daha küçüktür. Paydalar eşitse tabii bu. Paydalar eşitse payı daha büyük olan daha büyüktür. Bitti bu kadar. Peki paylar eşitse. Bak 3 bölü 4 3 bölü 11. 3'ü 4 parçaya biliyoruz. 3'ü 11 parçaya biliyoruz. Tabii ki 3'ü 4 parçaya bölsek daha büyük bir sonuç gelir. Dolayısıyla Paydası büyük olan daha küçüktür. Bunu da unutmayacağız. Ama genelde sınavlarda nasıl geliyor? Sınavlarda bu şekilde geliyor. Yani senin payda eşitlemen gerekiyor. Paydaları eşitleyince işler çok kolaylaşıyor. Mesela bak 1 bölü 3, 5 bölü 12, 3 bölü 8. Hadi sıralayalım dedi. Kardeşim ne yapacağım ben burada? Kesirlerin paydalarını eşitleyeceksin. Bitti bu kadar. Bak bunu 4 ile genişletelim. Ee, pardon bunu 8 ile genişletelim. Bunu 2 ile genişletelim. Bunu da 3 ile genişletelim. Şimdi... Burada bütün paydaları 24'e eşitliyorum. Yapalım. 8 kere 1. 8/24. Eee 2 x 5. 10/24. 8, 8 3 kere 3. 9/24. Ya kardeşim, burada dikkat et. Bütün paydaları eşitse alt tarafa bakmaya gerek yok. Hangisi daha büyük? 10/24 hocam. Harika. 10/24 daha büyük. 10 daha büyük, değil mi? Dolayısıyla kardeşim en büyüğü budur. En küçüğü de 8 olan yani 1/3. O zaman 1/3 küçüktür. Sonra 3 bölü 8 bize ilk verdiği sıralamayı yapman gerekiyor. Küçüktür. 5 bölü 12 ilk verdiği kesirlere göre sıralayacağız çünkü. Bunları biz sonra uydurduk. Karşılaştırmak için bizim kendi bulduğumuz şeylerdi bunlar. Bir de bazen yarıma bütüne göre sıralama yapılabilir. Mesela bunlardan hangisi yarıma daha yakın? 7 bölü 13 mü? 11 bölü 22 mi? 4 bölü 9 mu? Gibi sıralama yapıyor. Bunun en önemlisi budur burada. Onu söylemek istiyorum. Bundan çok soru gelir ama yarıma yakınlığa baktığımız zaman da bu Tam yarımdır aslında zaten. Hani 22-11 tam yarısı. Dolayısıyla bu yarımdır. Ve bu yarımdan daha fazladır. Çünkü 7 bölü 14 olsaydı yarım olurdu. 7 bölü 13 olduğu için yarımdan daha fazla. Yarımdan büyüktür aslında bu. Bu ise yarımdan daha azdır. Çünkü 4 bölü 8 olsaydı yarım olurdu. 4 bölü 9 olunca yarımdan daha az oluyor. Yarımdan... Ee, küçük diyoruz. Dolayısıyla yarıma göre sıraladığımız zaman 4 bölü 9 küçüktür. Yarım olan 11 bölü 22 küçüktür. 7 bölü 13 diyoruz. Geldik buraya. Bütüne yakınlığa baktığımız zaman 5 bölü 6, 14 bölü 15 3 bölü 4. Hepsi bütüne çok yakın aslında. Bu 6 bölü 6 olsaydı bütün 1 olurdu. Bu 15 bölü 15 olsa 1 olurdu. Bu 3 bölü 4, 4 bölü 4 olsaydı 1 olurdu. Ama burada en yakın olan 1 bölü 15 uzaklıkta 1 bölü 6 uzaklıkta 1 bölü 4 uzaklıkta yarım bütünü aslında bunlar. Dolayısıyla en yakın olan bu. En uzak olan da budur diyebiliriz. Çünkü bu ne kadar büyükse o kadar küçülüyordu ya. Dolayısıyla bizim için en büyük olan budur. En küçük olan da budur. O zaman 3 bölü 4 küçüktür. 5 bölü 6 Küçüktür 14 bölü 15 diyoruz ve kesirlerde sıralamadan sonra tabii ki en önemlisi kesirlerde işlemlere geldik. Şimdi gerçekten önemli gerçekten sınavda soru çıkabilecek bir yer bu aslında ee, ve iki tane soru geleceğini net bir şekilde söylüyor toplama ve çıkarmadan. Toplama ve çıkarmada bilmemiz gereken yegane kural var. Ne yapacağız burada bunu gördüğünüz zaman evladım benim? Paydaları eşitleyeceğiz. Harikasın paydaları eşitleme bu kadar basit yani paydaları eşitse... Çok kolay toplanıp çıkartılabiliyor. 2 bölü 3, 3 bölü 4'ü hemen bunu 4'le genişletiyorum. Hemen bunu 3'le genişletiyorum. Hemen diyorum ki sonrasında 4 kere 2 8 bölü 4 kere 3 12. 8 bölü 12 artı 3 kere 3 9 bölü 4 kere 3 12 hop. Artık paylar eşit bak yok 8 artı 9. 17 hocam. Harikasın 17 bölü 12'yi de yazdım. 17 bölü 12 bizim cevabımız bitti. Ama şıklarda bulamazsan lütfen bunu e, ee, tam sayılı kesiyorum. Mesela 17'yi 12'ye böldüğümüz zaman bunu da bilelim. Bir kere 12 hop 5 kaldı. Bir tam bunu yukarıya yazarız. Bu zaten payda aşağıda aynen kalır. Bir tam 5 bölü 12'de şıklarda bulabilirsin unutmayalım. Böyle bir şey gördüğümüz zaman işlem yapabilmek için lütfen lütfen bileşik kese çevir. Mesela bu ikisini çarp ve yukarıya ekle değil mi? Bir kere 5 10 bir daha 11 bölü 5 diyoruz. Eksi bir kere 2 2 bir daha 3 3 bölü 2 diyoruz. Şimdi bunları çıkartabilmek için yine payda eşitleme. 2 ile 5 ile genişletiyorum. Ve e, 2 kere e, 11 22 bölü 10 eksi. E, 5 kere 3 15 bölü 10 hop. 22'den 15 çıktı. 7 bölü 10 ve 7 bölü 10 cevabımıza ulaşmış olduk diyoruz. Peki geldik buraya. Burada da aslında sayı doğrusundaki kesirleri bulma. 0, 1, 2 ye burası. 0 ile 1 arasında o zaman bu arkadaşımız... Sıfır tam yani yazmama gerek yok aslında ama yine göstereyim dedim. Sıfır tam. Ee, kaç tane bölüm var? Bir, iki, üç tane eş bölümme var. O zaman üçte kaçıncıya gitmişiz? Birinciye gitmişiz. Üç tam bir bölü üç. Bak üç ve bir. Dolayısıyla A'nın bir olduğu yerde e, biz bir bölü üçten bahsediyoruz. Şimdi B'ye bakalım seninle beraber. B'de birlik iki arasında. O zaman hemen diyorum ki bir tam. Peki 1 ile kaç parçaya bölmüş eş parçalar? 1, 2, 3, 4 parça bölmüş. Kaçıncıya gitmiş? 1, 2, 3. Bak hep e, burada yazdığım sayıdan başlatıyorum. 1'den başlattığımda B'ye gittim. 0'dan başladım. 0'dan başlattığımda A'ya gittim. Dolayısıyla bir tam bu yukarıda 3 tane çentik var. Aşağıda 4 tane çentik var. 3 bölü 4 bitti bu kadar. 3 bölü... 4 diyorum. O zaman şimdi bunları toplayacağım. Toplayabilmek için lütfen bunları birleşik kese çevirelim. Çünkü toplama yapacağım ya. Bak bu zaten yazmama gerekiyor. 1 bölü 3 bu. 1 bölü 3. Artı 1 kere 4 4. 3 daha 7 bölü 4 diyorum. Ve bunları toplayabilmek için paylaşacağım. Bunu dörtte genişletiyorum, bunu üçte genişletiyorum. Hemen dört kere bir, dört bölü on iki artı üç kere yedi, yirmi bir bölü on iki ve bu ikisini topladığımız zaman yirmi beş bölü on iki olur ve şıklarda bulamazsın bunu. Şıklarda yirmi beşi on ikiye bölüp e, iki kere yirmi dört bir kalır. E, bunu aslında şöyle bulursun: İki tam iki tam bir e, bölü 12 şeklinde bulursun, şıklarda bunu diyoruz ve süper bir şekilde özetimizi yapmış olduk. Şimdi sizinle beraber bunlara yüzde yüz uyumlu yani konu soru dağılım tabloyunu yüzde yüz uyumlu sınavımıza hadi bakalım yazılı programımıza başlayalım. Ve şimdi sorulara geldik. Biliyorsunuz artık bu sınavda Türkiye geneli yani ikinci yazılıda dediğimiz gibi daha önceden Türkiye geneli sınav olacak ve sorular test olacak soruları. Test şeklinde size beraber çözeceğiz ve gerçekten sınavı çok iyi hazırlanmış olacağız çok örnek çok güzel yazılı provalarımız var içerisinde ve her konudan doğru bir dağılımla yani Milliyetin Bakanlığı'nın bize verdiği dağılımla çok güzel sorular hazırladık sizin için ve yazılı provasını beraber çözeceğiz şimdi zamanımız kısıtlı tabii ki süremiz de kısıtlı o yüzden hızlı bir şekilde çözmemiz gerekiyor özellikle test sınavlarında test tekniklerini çok iyi bilmemiz gerekiyor başta gösterdiğim gibi ve biliyorsunuz tabii ki bunları yaparken de en büyük yardımcılarımız yazılı notları yazılı notlarına ilk başta konuları bir tekrar edeceğiz ki matematik kısmındaki yazılı kısımlarını yani ikinci yazılı kısımlarını mutlaka tekrar etmiş olmamız önemli ve buradaki bütün konuları hatırlamamız önemli. Birinciden ikinci yazılı buradan başlıyor. Sayfa 48'den başlıyor ve sayfa 50 hemen söylüyorum 56'ya kadar devam ediyor. Bunları mutlaka çalışalım arkadaşlar ve aynı zamanda tabii ki tüm dersler soru bankamızı dijital kitabımızdan da MEB ortak sınav denemeleri zaten aynı şu anda yaptığımız gibi yani test sınavı şeklinde MEB ortak sınav denemelerine bunun dijital versiyonunu oluşacağız. Bu dijital kitap hem fiziksel hem dijital kitap özellikle bu kitabın dijital versiyonunu kitabımızı aktive ettikten sonra tak diye MEB ortak sınav denemeleri yani karşımıza çıkacak ekstra sorulara ve Sınavda çıkabilecek tarz sorulara buradan ulaşabileceksiniz. Tüm Dersler Soru Bankası'ndaki ilgili konuların ödevlerinde yapmayı ihmal etmeyelim diyorum. Ve buradaki ödevleri de yaptığımız zaman taktiğe zaten harika bir şekilde sınavlara çalışmış olacağız diyoruz. Ve fazla uzatmıyorum sorulara geçiyorum. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Bir kere... 6 çarpı parantez açmış 2 üzeri 4 eksi 9 artı 4 üzeri 2 bölü 8 işleminin sonucu kaçtır diye böyle karışık bir işlem vermiş. Bizim burada dikkat etmemiz gereken kural neydi? Şimdi şıklara bakıyoruz tabii şıklar var karşımızda ama şu an şıklar bir işe yaramaz. İlk başta üçt yani üslü ifadeler sonra parantez sonrasında çarpma bölme sonrasında toplama çıkarmaya dikkat etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla biz bu sırayla gideceksek ilk başta buradaki üslü ifadeleri yapmamız gerekiyor. Ben burada iki tane üslü ifade görüyorum. Tonguç evladım. Benim, buradaki iki tane üslü ifadeden iki e, üzeri dördüncü cevabı kaçtır? 16 hocam. Harikasın, harikasın. Zaten bunu çok iyi bir şekilde yapabilmemiz gerekiyor. 2 üzeri 4'ün ne olduğunu, 2 üzeri 4'ün 16 olduğunu ama nasıl yapalım seninle beraber yapalım bakalım. 2 üzeri 4 eşittir 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Senin dediğin gibi 16 cevabımız. Peki 4'ün karesi kaçtır evladım benim? 16 hocam. Harikasın 4 çarpı 4'ten o da 16 süpersin. Dolayısıyla biz bu üstü ifadelerin cevaplarını bir bulduk bakalım. Ve sonrasında teker teker yerine yerleştireceğiz. Bak diyorum ki hemen şöyle yapalım farklı bir kalemle yapalım. 6 çarpı parantez açtım aynı şey yazıyorum. Ama artık bunun yerine 16'yı yazdım. Eksi 9 parantezi kapattım. Artı 4 üzeri 2 yerine de yine 16 yazıyorum. 16 çıktı cevabı çünkü bölü 8 diyorum. Şimdi böyle bir işlem gördüğümüz zaman ya biz burada ilk başta üstü ifadeleri bitirdik zaten. Şimdi paranteze geçmem gerekiyor. Parantezin için lütfen yapalım. 16 9. 7 hocam. Harikasın. 6 çarpı o zaman 7 diyorum. 7 diyorum artı 16 bölü 8 diyorum. Şimdi aynı şeyleri yazdım hiç fark etmiyor. Sadece bunun yerine artık 7 yazdım gördüğün gibi. Senin dediğin gibi. Ve parantezde bitirdim. Sonra çarpma bölme yapacağım. Sakın a toplamayı yapma. Sakın, çünkü toplama çıkarma en ilkel işlemdir. En ilkel işlemler en sona kalır. Çünkü çarpma bölme daha gelişmiş işlemdir. Daha önce yapılır. Üstü ifade en gelişmiş işlemdir. En önce yapılır. Dolayısıyla burada çarpma bölme yapacağız. Bir bu var bir de bu var. O zaman bunları yapalım. 6 kere 7 42 artı 16 bölü 8 2 ve bunun cevabı da 44 yani son işlem toplamayı yaptım ve cevabımıza ulaşmış oldum. Cevabımızın C seçeneği olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi de geldik yeni bir probleme. Şimdi problemler de bizim gündemimizde. Hemen bakalım. Yukarıda bir marketteki 3 ürünün fiyatları verilmiştir. Yiğit bu marketten parasının tamamıyla 4 çikolata, 3 kofret ve 2 bisküvi alabilmektedir demiş. Tamam. Buna göre Yiğit parasının tamamıyla en fazla kaç tane ürün alabilir demiş bize. Bize şöyle bir bilgi vermiş. Yiğit bu marketten parasının tamamıyla 4 çikolata. Çikolatanın bir tanesinin fiyatını biliyoruz. 20 TL. O zaman 4 tane alırsa 4 kere 20'den toplamda 80 TL çikolataya verebilecek kadar parası var demek ki bu arkadaşın. Sonrasında 3 gofret. E, gofretin bir tanesini biliyoruz. 3 çarpı 10'dan demek ki 30 TL de buna vermiş. Şimdi 80 TL vermişti. Bir 30 TL de gofrete vermiş. 2 tane de bisküvi. 2 çarpı 15'ten de 30 TL'de bisküvilere vermiş. Toplamda demek ki parası 80, 30 ve 30'un toplamı kadarmış. O zaman hemen yazıyorum. 80 artı 30 artı 30. Yani 140 TL parası varmış Yiğit arkadaşımızın. Dolayısıyla buna göre Yiğit parasının tamamıyla en fazla kaç tane ürün olabilir demiş. Şimdi hangisinden alırsa yani çikolata gofret veya bisküvi hangisinden alırsa bu kadar parası varmış 140 TL yiğit arkadaşımızın parası var yiğit yazdım hangisinden alırsa daha fazla ürün almış olur ucuzdan mı pahalıdan mı alırsan? Ucuzdan. Harikasın ucuzdan. Dolayısıyla eğer ben bütün paramı gofrete gömersem gofretten çok alırım. Ama eğer ben bütün paramı çikolataya gömersem çikolatadan daha az alırım. Hatta istersen hesabını yapalım. 140 TL'nin hepsiyle gofret aldığımız zaman 140 bölü 10 TL yani bir gofretin fiyatı yani paramın hepsini 140 TL'yi 10 TL'lik gofretlere gömüyorum. Dolayısıyla 14 tane gofret alabilirim. Bu 14 gofretin yerine ben eğer paramın hepsiyle çikolata alsaydım 140 bölü 20 ederdi. O da 7 tane çikolata alırdım. Hangisine daha fazla e, ürün alabiliyorum? Çünkü aslında bizden istediği şey en fazla kaç tane ürün olabilirdi? Demek ki gofretten daha fazla alabiliyorum. 14 gofret cevabımızın B seçeneği olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Şimdi geldik bölünebilme sorusuna bakıyoruz. 3 basamaklı 7, 6 ve yuvarlak böyle bir sayı varmış. Doğal sayısı 3 basamaklıymış. Yani 765, 768 gibi bir sayı bilmiyorum ne olduğunu. 6'ya kalansız bölünebilen bir sayıdır demiş. İşte burada bize çok önemli bir tüyo vermiş. Buna göre Yuvarlağın yani buradaki sarı yuvarlağın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır demiş. Yani bu sayı aslında işte 765 olabilir, 762 olabilir, 768 olabilir gibi bir sürü sayı olabilir. Bilmiyoruz ne olduğunu ve buraya herhangi bir sayı gelecek, herhangi bir rakam gelecek aslında ve diyor ki bize bunun yerine gelebilecek rakamların değerlerin toplamı kaçtır diye soruyor bize. Yani bu 5 olabilir, bu 2 olabilir, bu 8 olabilir bu yuvarlak kaç olabilir ve bunların toplamını bul diyor. Bakalım şimdi ama burada çok önemli bir şey vermiş. 6'ya kalansız bölünebilir. Hemen hatırlayalım. 2 ile bölünebilmek için sayının çift olması gerekiyordu. 3 ile bölünmesi için sayının rakamları toplamının 3'ün katı olması gerekiyordu. İşte 5 bölünmesi için buradaki birler basamağının 0 ya da 5 olması gerekiyordu. Şimdi bunun gibi farklı kurallar vardı. Ama 6 ile bölünebilme kuralı aslında kendi başına olmayan bir kuraldı. O da neydi? 6'ya bölünebilmesi için hem 2'ye hem de hem de 3'e bölünebilmesi gerekiyor. Dolayısıyla hem 2'ye hem 3'e bölünebilen bir sayı 6'ya bölünebilirdi. Kural olarak buydu. O zaman diyorum ki arkadaşım bu sayı hem 2'ye hem 3'e bölünebilecek. 2'ye bölünebilme kuralını hemen hatırlayalım. Birler basamağı yani buradaki ilk basamağının çift sayı olması gerekiyor. Çift sayı olması ne demek? 7 6 0 7 6 2 7 6 4 7 6 6 7 6 8 bu kadar olabilir yani bu sayılardan bir tanesi olabilir aslında 760'lı sayımız ve buradaki birler basamağı gördüğün gibi 0 2 4 6 8 olabilir çift sayı olarak sadece bu rakamlar gelebilir şimdi ikiye bölünebilmesi için biz hamlemizi yaptık ama bir de sırada hem 2'ye hem 3'e bölünebildiği için bu sayının 3'e bölünebilmesine bakacağız. Burada rakamları toplamına bakacağız. Rakamları toplamı 3'ün katı olması gerekiyordu. Hemen bakıyorum. Bunun rakamları toplamı nedir? 7, 6, 13 artı 0, 13'tür. Bunun rakamları toplamı. 7, 6, 13, 2 daha 15'tir. Bunun 17'dir. Bunun 19'dur. Rakamları toplayınca 7, 6, 6, 7, 6, 8, 21'dir. Şimdi bunun 3'ün katı olması gerekiyor 6 ile bölünmesi için. Çünkü 3 ile bölünebilmesi de gerekiyordu. Şimdi bu üçün katı değil patladı. Bu üçün katı evet. Bu üçün katı değil patladı. Bu da değil. Bu da evet. Dolayısıyla ya bu ya bu olabilir sayımız. Yani sayımız aslında 762 olabilir veya veya 768 olabilir. Bu durumda hem 2'ye hem de 3'e bölünebilen bir sayıdır bu aslında. Yani dolayısıyla 6'ya bölünebilen bir sayıdır. Bakıyoruz 2'ye bölünmesi için birler basamağı çift. Evet süper. Ve rakamları toplamı 7, 6, 2'nin toplamı 15. Rakamları toplamı 7, 6, 8'in toplamı 21. Ve 3'e de bölünebiliyor. Dolayısıyla hem 2'ye hem 3'e bölünebildiği için bu sayılar olabilir. Ve yuvarlak dediğimiz şuradaki birler basamağındaki rakam aslında birler basamandaki rakam aslında 2 veya 8 olabilir. Ve buradaki alabileceği değerlerin toplamını sormuş bize 2 artı 8 de 10'dur diyorum cevabımız C seçeneğidir diyoruz. Mert ile kardeşi Emre'nin yaşları toplamı asal sayıdır demiş bize. Tamam. Mert 24 yaşında olduğuna göre Emre'nin yaşı en az kaçtır diye bize soruyor. Şimdi şıklar var bu tarz sorularda test tekniğini uygulayabiliriz. Çünkü zaten bize bir tanesini vermiş Emre'yi soruyor ve yaşları toplamının asal sayı olduğunu söylüyor. Ben niye o zaman uğraşayım teker teker deneyeyim şıkları deneyeyim. Bize en az dediği için ilk başta en küçük şıktan başlayayım Tomuş Elan O zaman hemen bakalım Mert ile Emre'nin yaşları toplamı Mert artı Emre eşittir Asal sayı demiş. Bana söylediği ifade bu. Mert'in ben 24 yaşında olduğunu biliyorum. Peki Emre o zaman 1 yaşında olsa aynı burada verdiği gibi hatta e, onunla benzer bir renkte yazalım. Emre eğer 1 yaşında olsa 24 artı 1 kaç aday evladım benim? 25 hocam. Harikasın 25. 25 asal sayı mı peki? Değil hocam. Harikasın değil asal sayı olmadığı için Kusura bakma bir şıkkını eledim bile. Bak şıkları eleyerek gidiyorum. Birazcık daha test tekniği yapıyorum. Devam ediyorum. 25 24tü Mert'in yaşı. Emre'nin yaşı 3 olsa peki en azdan devam ediyorum. 24 artı 3 27. 27 asal mı? Değil. Harikasın değil. Çünkü 3'e bölünebiliyor, 9'a bölünebiliyor. Bu da 5'e bölünebiliyordu. Asal sayı değil bunlar. Asal sayı sadece 1'e ve kendisine bölünebilen sayıydı. Dolayısıyla bu da patladı. 4'e bakalım. 24 Mert'in yaşı 4 de Emre'nin yaşı olsa 24 artı 4'ten 28 ediyor. 28 asal mı? O da değil. 28 çift sayı olduğu için zaten 2'ye bölünebiliyor, 14'e bölünebiliyor, 7'ye bölünebiliyor, bir sürü sayıya bölünebiliyor. Dolayısıyla bu da asal değil, bu da asal değil, bu da asal değil. Dolayısıyla 4'ü denediğim zaman bu da patladı. E 5'i deneyelim bakalım. Son şansım zaten tek bu olacak. Başka şansı yok. 24 artı 5. 29 etti. 29 bir asal sayıdır. Dolayısıyla bizden istediği koşulları sağlamış oluyoruz. Toplamı asal sayıları sağlamış oluyoruz. Ve en az da bu şıklara göre 5 olabiliyor. As aslında fazla olan bir seçenek oldu ama sonuçta şıkları teker teker denedik ve 5 olduğunu gördük. Bu da test tekniklerinden bir tanesi. Şıkları denemekte de önemli bir mantık diyoruz. 112 sayısının farklı asal çarpanların toplamı kaçtı demiş. Hemen şunu hatırlayalım. Asal çarpanlarına ayırma algoritması vardı hatırlıyorsan. Yani ben 112 sayısının asal çarpanları nelerdir dediğim zaman bir algoritma yapıyordum. Onu da yanına bir çizgi çizerek yapıyordum. Ama 112 sayısının çarpanları nedir dediği zaman da hatırlıyorsan şöyle yapıyorum 112'yi böyle işte bir kere 112 iki kere 56 böyle böyle üç kere falan filan diye gidiyorum ama burada ise burada bunu yapmayacağım çünkü asal çarpanları sormuş o zaman diyeceğim ki 112'yi yazacağım ve yanına çizgiyi çizeceğim 112'yi yanına ya çizgiyi çizdikten sonra diyorum ki ilk başta Asal sayılar dediği zaman Hemen şunu hatırlamam gerekiyor. 2, 3, 5, 7 bunlar acayip bomba. En hit asal sayılar bunlar gerçekten de hit asal sayılar. Hit demek aslında çok popüler demek. Bunlar her zaman karşımıza gelecek. Her sınavda karşımıza gelecek. Ve teker teker en küçüğünden başlayarak bölünebiliyorsa tabi bölmeye başlıyorum. 112'yi 2'ye böldüm. 56 etti. Bunu Tekrar ikiye bölebiliyorum. Tekrar bir hamle yapıyorum. 28 etti. Tekrar ikiye böldüm. 14 etti. Tekrar ikiye böldüm. 7 etti. Artık ikiye bölünemez. 3'e olabilir mi acaba diye bakıyorum. 7 3'e bölünmez. 5 olabilir mi? 7 5'e bölünmez. 7 zaten bir asal sayı olduğu için kendisine bölünür. 7'ye böldük ve 7 7'ye böldüm. Son bir işte bitti bizim asal çarpan algoritmamız. Sonlandı. Finish diyorum. Dolayısıyla Bundan sonra yapmam gereken şey 112'nin asal çarpanları ne dediği zaman 2 ve 7'dir. Başka göremiyorum zaten. 2'ler var bir de 7 var. Dolayısıyla 112'nin asal çarpanları 2 ve 7'dir. Farklı asal çarpanlarının toplamı kaçtır demiş. 2 ve 7'nin toplamı da 2 artı 7'den 9'dur cevabımız diyebiliriz. Ve bunu da şıklardan değinerek değil de gerçekten de normal çözüm yaparak görebiliyoruz ve aslında basit bir soru ama çok önemli şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Asal çarpanlarının toplamı dediğine göre hemen asal çarpanları bulmamız gerekiyor ve bu algoritmayı hatırlamamız gerekiyor. Çarpanları deseydi eğer böyle yapardık asal çarpanlarını bul dediği zaman da böyle yaparız diyoruz. Şimdi de geldik 6 ile 10 sayılarının ortak katlarından kaç tanesi 100'den küçüklü demiş. Şimdi ortak kat ortak bölen kavramları vardı bizim karşımızda ortak bölende ikisini de ortak bölen sayıları e, keşfediyorduk. Yani ortak çarpanlarını buluyorduk. Ama ortak katlarında da ikisinin de katlarını buluyorduk. Ama şurada dikkat et. Altının katları nedir dediğim zaman hemen sana hemen bir soru. Altının katları. Altının katları. Hemen ilk katını söyler misin Tonguç Elan Bey'im? 12 hocam. Harikasın. 12 süpersin. 12'nin altının iki katıdır. Süpersin. Peki 3 katı nedir? 18 hocam. Harika 18 süper. Böyle gider ama ...herkesin unuttuğu klasik hatayı yaptın sen de... ...altının kendisini söylemedin... ...altının kendisi de bir katıdır... ...altının bir katı... ...bunu unutmayacağız aman dikkat et... ...onun sonra dört katı yirmi dört... ...beş katı otuz... ...altı katı otuz altı... ...böyle gider kırk iki... ...onun sonra kırk sekiz... ...onun sonra elli dört... ...sonra altmış... ...böyle böyle devam ediyor... ...şimdi altının katlarını yazdık... ...onun katlarını yazalım... ...teker teker yazıyorum... ...onun katları... ...bak... ...üşenmeden yazıyorum... ...ama hepsini yazmayacağız merak etme... 10 20 30 onu kendisini yazmayı unutmayalım. 40 60, 50 10 sonra 60 70 böyle böyle devam ediyor. Şimdi burada dikkat edelim. Ortak katlarını soruyor. Ortak katları nedir bunların bakıyorum. Diyorum ki ya burada ikisinde de ortak olan 30 var. Süper devam ediyor. 60 var. Süper. Buradan devam etsek aslında 30 ve 30'un katları bunun ortak katları olacak. Yani Bundan sonra ne gelecek biliyor musunuz? Şöyle hatta göstereyim sana. 80, 90, burada e, 66, 72, 110 78, e, 84 ve 90 gelecek. Yani 90 da gelecek bunların ikisinin de ortak katı. Ya yani şöyle düşünelim. Bunun bu ikisinin ortak katları 30, 60 ...90, 120... ...yani 30'lar 30'lar gidiyor... ...bak bu nasıl 6'lar 6'lar gidiyordu... ...6, 6, 6, 6... ...bu 10, 10, 10, 10, 10 diye gidiyor... ...çünkü onun katları... ...burada 30, 30, 30, 30 diye gidiyor... ...ve bu şekilde son sakara gidecek... ...diyor ki bize... ...ortak katlarından kaç tanesi... ...100'den küçüktür diyor... ...100'den küçük olanlar... ...bir bu var, bir bu var, bir bu var... ...diğerlerin hepsi 100'ü geçiyor... ...çünkü artarak ilerliyor bunlar... ...dolayısıyla... 30-60-90 3 tanesi 100'den küçüktür diyoruz ve cevabımızı bulmuş olduk. Şimdi geldik bir küme sorumuza. A kümesini vermiş ortak özellik yöntemiyle B kümesini de vermiş ortak özellik yöntemiyle. Verilen A ve B kelimelerine göre A birleşim B kümesinin eleman sayısı kaçtı demiş. Şu ifade ne demekti? Eleman sayısı demekti. Hatırlayalım. Tonguç kelimesinin harfleri. A kümesini yazıyorum. A kümesini yazıyorum. Bunu liste yöntemiyle süslü parantezimizi açtım. Diyorum ki bu ortak özellik yöntemiyle tonguç kelimesinin harfleri kümesi nelerdir? Bir kere T harfi var. Sonra O harfi var. Her bir elemanın arkasına virgü koyuyorum. Sonra N harfi var. Sonra G harfi var. Sonra U harfi var. Sonra Ç harfi var. Burada dikkat etmem gereken şeye daha gelmedik. Parantezi kapattım. A kümesini yazdım. Kaç elemanlıymış? 1, 2, 3, 4, 5, 6 elemanlıymış. Hemen B kümesini yazıyorum. B kümesini yazalım. E, T harfi var. Tanküt kelimesinin harfleri. A harfi var. E, N harfi var. Sonra söyle bakalım. K var hocam. Harikasın K harfi. Sonra. U var hocam. Harikasın U harfi. Harikasın. T harfi hocam. T harfi B patladın. T harfi var dedin ama patladın çünkü. Neden? bir kümede en dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi. Bir eleman sadece tek bir sefer yazılabilir. Ben buraya T yazmadım mı? Bir daha T'yi buraya yazamam. Aslında gönül ister ki ne güzel ya Tankut T A N K U T. Ya kardeşim T'yi bir daha yazamazsın. Bir eleman tek bir kere yazır. Burada dikkat et aslında işte buradan geliyor zaten. Ve Burada artık kümem bitti benim. Bir daha T yazmayacağım. Bunun eleman sayısı 1 2 3 4 5 elemanlı. Bunun eleman sayısı 1 2 3 4 5 6 çünkü hepsi birbirinden farklı. Ama burada T'ler birbirleriyle aynıydı. Çok dikkat edeceğiz ve bunların birleşimi yani ikisinin de birleşimi nedir dediğimiz zaman kesişimlerde de aynı olay çıkıyor karşımıza. Bak A birleşim B kümesini yazıyorum. Hop süslü parantezimi açtım. T yazdım. Bir daha yazmayacağım. Çok dikkat et. Buradaki olması önemli değil. O yazdım. N yazdım. G yazdım. U yazdım. Ç yazdım. Burada şöyle mantık var. A birleşim B yaparken bunun aynısını al. Sonra buradaki farklı elemanları al. Yani sonrasında farklı eleman bir A var. Farklı eleman N yok. N'ler aynı zaten. Bak T'ler aynı burada. N'ler aynı burada. Ee, ondan sonra U'lar aynı burada. Bunları bir daha yazmayacağım. Sonra A yazın ve K yazıyorum ve bitiriyorum. Bitti bu kadar. Yani Tonguç A ve K harflerinde almış olduk. E, dolayısıyla burada T, N ve U'yu bir daha almadık çünkü bir eleman bir kümede tek bir sefer yazır. Hatta bu iki kümenin Venn şeması yöntemini göstermek istiyorum sana. Şöyle bir küme diyelim, şöyle bir küme diyelim. Bu A kümesi olsun, bu B kümesi olsun. Hemen harflerini yerleştirelim bakalım. Şimdi A kümesinde T, N, U B kümesinde TNU ortak. O zaman buraya T'yi, buraya N'yi, buraya U'yu yazarım bir kere. Sonrasında A kümesinde farklı elemanlar O, G, Ç, O, e, G ve Ç'yi yazmış olduk. Burada da farklı elemanlar A ve K harfleri dolayısıyla bu şekilde bir kümenin bütün elemanları yani birleşim kümesi dediğim zaman bütün hepsini almam gerekiyor diyoruz. Evet. T N U O G Ç A K burada hepsini de yazmış olduk diyoruz. Kaç elemanlıdır diye bize soruyor. Yani s A birleşim B. Yani bunun eleman sayısı soruyor. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 elemanlı. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 elemanlı olduğunda yazmış olduk diyoruz. Ve yeni sorumuza geldik. Yukarıda C ve D kümelerinin Venn şeması yöntemiyle gösterimi verilmişti demiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlışı demiş. Şimdi bakıyorum. C kümesinin hemen etrafını bir çizelim bakalım. C kümesi şu turuncu dairenin içerisinde. Şu, şu turuncu e, çemberin içerisinde olan her şey demek aslında. Tamam, bakıyorum. Hemen C kümesinin şöyle bir liste yöntemini yazayım bakayım. Süslü parantezimizi açtım. 5, 3, 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5 ve 7. Bunu yazdık. Şimdi D kümesini bir yazalım bakalım, hop. Ee, şimdi diyorum ki bu da aslında şu yeşil şöyle dikdörtgenin içerisindeki her şey, şu yeşil dikdörtgenin içerisindeki her şey. Bakıyorum, ee, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6 ve 8 diyorum. Şimdi diyor ki bize C kümesinin eleman sayısı eleman sayısı 4'tür diyor. Bakalım. C kümesinin eleman sayısı 1, 2, 3, 4. Evet doğru. Bu ifade doğru. Yanlıştır diye soruyor bize. O yüzden bunu eledik. Gitti. Şimdi diyor ki bize D kümesinin eleman sayısı 5 diyor. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Evet doğru. Bu ifade de doğru. Bu şıkkı da eledik. Çünkü yanlıştır soruyor bize. Diyor ki sonrasında 2 elemanıdır C kesişim D diyor. C kesişim D kümesi yani ikisinin de kesiştiği yer şurası. Zaten İkisinin de ortak elemanı 2 ve 2 elemanıdır C kesişimde bu kesişim işaretiydi hatırlayalım. Bu da birleşim işaretiydi. Bu birleşimde hepsini alıyorduk. Kesişimde ortak elemanları alıyorduk. C ve D'nin ortak elemanı 2. Evet doğru bu ifade de elendi. 9 elemandır C birleşimde demiş. Bu ikisinin birleşimi ikisini de bir araya kat. 9 diye bir eleman var mı burada ya? Yok hocam. Harikasın yok. Dolayısıyla böyle bir şey yanlış. Böyle bir şey olamaz. 9 elemanı değildir olması gerekiyordu burada. 9 elemanı değildir. C birleşim D olması gerekiyordu burada. Dolayısıyla cevabımızın D seçeneği olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Ve bunun birleşim kümesini de yazmak istiyorum. Bu da önemli. C birleşim D dediğimiz zaman hop bütün hepsini yazmam gerekiyor. Yani ilk başta benim taktiğim şu. Bir tane kümeyi tam manası yazalım. 2, 3, 5, 7 yazdım. Sonrasında Burada ortak olmayanları yazarım. Sıfır yazalım, dört yazalım, altı yazarım, sekiz yazarım, yazarım, yazarım. ortak olanları bir, bir, kere yazdığım için ikiyi tek bir kere yazdım. Sıfır, dört, altı, sekiz de buraya ekledim. Dolayısıyla bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz elemanlı bir kümeden bahsediyoruz. Zaten bunların hepsini sayarsak sekiz eleman olduğunda net bir şekilde görebiliyoruz. Ve geldik yeni sorumuza ama... Ondan öncesinde Tonguç 6. sınıf dershaneyi hemen hatırlatmak istiyorum size. Birebir özel dersler, canlı dersler, kitap seti, kişiye özel Soru Bankası, aylık denemeler, performans takip belli bilgilendirme, kişi özel koç şeklinde çok kapsamlı ve çok başarılı bir program. Birçok arkadaşımız şu anda hem yazılılarda çok iyi notlar alıyor hem normal sınavlarında hem denemelerinde çok iyi notlar alıyor ve aynı zamanda çok güzel bir kampanya yaptı arkadaşlarımızda da %20 indirim kampanyamızın da kodu Tonguç20 şeklinde buradan giriş yapabilirsiniz. Eğer e, Tonguç Akademikoma girerseniz 6. sınıf dershane ile alakalı detayları bulabilirsiniz. İndirim kodunu da kullanıp dershaneyi alabilirsiniz diyorum ve fazla uzatmıyorum. Hemen yeni soru Sorumuza geçiyorum. Bir kere yukarıdaki sayı doğrusunda eksi 4 ile 2 arası 6 eş parçaya ayrılmıştır demiş. Bu bir tam sayı sorusu. Eksi 4'ü gördüm bir de tam sayı dedim. Buna göre A ile gösterilen noktaya karşılık gelen tam sayı kaçtır diye bize soruyor. Şimdi bir kere sayı doğrusunda hatırlıyorsak hemen şunu hatırlayalım. 2 saniyede sayı doğrusunda tam ortada sıfır vardı. Onun sağında 1, 2, 3 şeklinde Pozitif tam sayılar vardı. Yani bunlar artı 1, artı 2, artı 3'te tam onları görmüştük ama... ...bir daha iki saniye hatırlatayım çünkü çok önemli. Solunda ise sıfırın 1 yani negatif tam sayılar vardı. 1, 2, 3 şeklinde ilerliyordu. Burada dikkat edelim. Normalde 4, 3'ten büyüktür ama... Eksi 4 eksi 3'ten büyük değildir. Daha küçüktür. Dolayısıyla solda olan her zaman daha küçüktür. Bu ikiyi de hemen hatırlamış olalım. Sonra bu sorumuza geçelim. Şimdi eksi 4 ile 2 arasında 6 eş parça var diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zaten eksi 4 ile 2 arası toplamda 6 birim uzaklıkta. Sayalım. Eksi 4 burası olduğu zaman. Eksi 3 burası olsa eksi 2 burası olsa eksi 1 burası olsa ki buradaki sayı doğrusuna göre sonra ne gelir evladım benim? Sıfır gelir. Harikasın sıfır tam ortada aslında burada sağa doğru çizmiş ama sorun değil sıfır buradaysa bunun sağında artı 1 vardır bu da artı 2'dir zaten burası 2 demiş. Dolayısıyla aslında biz A noktasına karşılık gelen yeri B seçeneğindeki gibi eksi 1 tak diye bulmuş olduk 6 eşit parçaya bölündüğü için. Aynı gün sıcaklık ölçümü yapılan 3 ilden Yozgat'ın sıcaklığı Bursa'dan az ve Mardin'den fazla olmuştur demiş. He. Yozgat sıcaklığı Yozgat Bursa'dan az yani Bursa'nın daha fazlaymış Mardin'den daha fazlaymış Yozgat'ta. Mardin'den de daha. o zaman Yozgat arada bir yerde Mardin en az Bursa'da en fazla. Şimdi Diyor ki bize buna göre bu üç ilin hava sıcaklıkları aşağı hangisi gibi olabilir demiş. Bir kere Bursa'nın en sıcak olması gerekiyor. Mardin'in de en soğuk olması gerekiyor. O zaman hemen şıklara bakıyorum. Şimdi Bursa eksi 2, Mardin eksi 3, Yozgat eksi 1. Hmm. Diyorum ki Mardin en soğuk. Şimdi bir kere hemen hatırlayalım sayı doğrusunda sayı doğrusunda sıfır buradaysa Burada eksi 1 vardı, burada eksi 2 vardı, eksi 3 vardı, eksi 4 vardı. 1, 2, 3 ve 4 şeklinde ilerliyordu. Ve her zaman ama her zaman soldaki daha küçük, sağdaki daha büyüktür. Ne kadar sağa gidersek o kadar büyür, ne kadar sola gidersek o kadar küçüdür. Negatif sayılarda normalde 3, e, 2'den büyüktür ama negatif olunca eksi 2, eksi 3'den büyük oluyor. Yani tersi oluyor, bunu hatırlayalım. O zaman diyorum ki bir kere... En soğuk Mardin olmalıysa eğer, evet en soğuk Mardin, eksi 3 en soğuktur, yani en düşük sıcaklıktır, bu kesin. Ama Yozgat arada olacak, en sıcak da en sıcak da Bursa olacak. Bir kere Bursa en sıcak değil, burada Yozgat en sıcak. Çünkü eksi 1 sağda olduğu için daha büyük bir sıcaklık, eksi 3 solduğu için daha küçük bir sıcaklık. Eksi 2 Bursa'da araya koymuşlar. Hayır Bursa'da arada değil Yozgat arada olmalı. Bunu eledim. A seçeneğini eledim. B seçeneğine bakalım. Bir kere e, Bursa en sıcak olacak. Bursa. Hayır burada 1 yani Mardin en sıcak. Dolayısıyla bunu da eledim. Çünkü eksi 1, 1 ve 0'dan en sıcak olan 1 yani en sağdaki olan e, bu üçünden en sağdaki en sıcaktır. Bakıyoruz. C seçeneğine baktık. Yine en sıcak Bursa olacak bakıyorum Bursa 2 derece süper tam istediğim gibi Bursa en sağda ondan sonra e, Yozgat 0 derece süper arada ve Mardin eksi 3 derece evet en soğuk Mardin süper tam istediğim gibi C seçeneği doğru cevabım bir de buna bakalım diyoruz ki e, Bursa en sıcak olacak Bursa en sıcak doğru süper çok iyi E, Mardin en soğuk olacak. Mardin en soğuk değil. Yozgat en soğuk burada. Eksi 2 olduğu için solda olduğu için. Dolayısıyla D seçeneği elemiş olduk. Cevabımız C seçeneği. Biliyorum, biliyorum kafa karıştırıcı birazcık bu. Hani e, negatif sayılar olunca işin rengi birazcık değişiyor. Normalde 3-2'den büyüktür. Burada mesela burada 3-2-0 olsa en sıcak bu. En soğuk bu derdik. Ama eksi olduğu zaman birazcık kafa karışıyor. Ama eksileri kendi arasında... E, ...sıralamakta bir, iyi bilmemiz gerekiyor. Normalinin tam tersi, pozitiflerin tam tersi. Ve şunu unutmayalım. Pozitifler negatif ve sıfırdan her zaman daha büyüktür. Bu da önemli bir ayrıntı diyorum. Ve geldik yeni sorumuza. Yine test sorumuz. Belki burada farklı bir test tekniği kullanacağız. Sayı doğrusunda iki basamaklı en büyük negatif tam sayının... ...sağındaki ilk tam sayı kaçtır demiş. Şimdi bu çok önemli bir soru. Sayı doğrusunda iki basamaklı en büyük negatif tam sayı yok artık en büyük negatif tam sayı ne demek ya şimdi şimdi bir kere şöyle sayı doğrusunu çiziyorum sayı doğrusunu çizdiğim zaman sıfır burada bir burada iki burada üç burada böyle devam ediyor eksi bir burada eksi iki burada çok önemli bir şey hatırlatmak istiyorum bu önemli hatırlatayım istiyorum en büyük negatif tam sayı Nedir evladım benim? Eksi 99 hocam. Hayır değil. Eksi 99 değil bak. Eksi 99 çok küçük bir sayı. Aslında çok güzel bir hata yaptın. En büyük negatif tam sayı en sağdaki negatif tam sayıdır. En sağdaki negatif tam sayı da eksi birdir. Buna biz en büyük çok enteresan en büyük negatif tam sayı adını veriyoruz. Gerçekten kıl bir şey biliyorum. Ya kardeşim 9 eksi 9 varken niye eksi 1? Çünkü en sağdaki en büyüktür. Şimdi biri de demiş ki iki basamaklı demiş. O zaman eksi üç, eksi dört, eksi beş, eksi altı, eksi yedi. Hala tek basamaklı. Eksi sekiz, hala tek basamaklı. Eksi dokuz ve eksi on. Sonrasında eksi on bir gelir. Sonrasında eksi on iki gelir. Sanki böyle alıştırma yapar gibi. Eksi on üç gelir. Şimdi iki basamaklılar buradan sonra başlıyor. Buradan sonra hep iki basamaklı başlıyor. Ve nereye kadar gidiyor dersek eksi 99'a kadar gidiyor ve sonrasında eksi 100 geliyor ve bu üç basamaklı artık bizi ilgilendirmiyor. Şimdi bu iki basamaklı sayılar arasında en büyüğü hangisidir dediğim zaman sağ mı bakacağız sol mu bakacağız? Sağ bakacağız. Harikasın sağa bakacağız. Dolayısıyla buradaki en büyüktür bu kıl bir şey biliyorum. Buradaki de iki basamaklı en küçük negatif tam sayıdır. İki basamaklı ama tabii ki. Bunlar önemli. İki basamaklı en küçük negatif tam sayı. Eksi 99'dur. Bu sınavda çıkabilir. O yüzden dikkat edin. İki basamaklı en büyük negatif tam sayı da eksi 10'dur. Bu kıl bir şey. O yüzden ayrıten söylemek istedim. En büyük negatif tam sayı da her şeyden ayrı basamağı olmasın. Hiç önemli değil. Eksi 1'dir. Bu da kıl bir şey. Bunları bilmemiz gerekiyor. Sınavlarda gelebilir bu. Şimdi bu gerçekten de buradan, buradan hatta şöyle yapalım, hemen şöyle yapalım. Yazılda sorulur ikonumuzda koyalım. Gerçekten kıl bir şey. Eksi 1, eksi 10 ve eksi 99'u lütfen bilelim. İki basamaklı, iki basamaklı en büyük negatif tam sayı. E, i̇ki basamaklı en küçük negatif, negatif Tam sayı diyoruz bunlara. Bu da en büyük negatif tam sayıdır. Bunlar çıkar. Şimdi ne de bir İki basamaklı en büyük negatif tam sayı. O zaman eksi on. Sayının sağındaki. Tam sayının sağındaki ilk tam sayı kaçtır? Tak. Sağında olduğu için eksi dokuzdur diyorum. Cevabımızı D seçeneği olarak işaretliyorum. Eğer bundan büyük e, en küçük tam sayı deseydi yine eksi dokuz diyecektim. Bundan küçük en büyük tam sayı deseydi eksi 11 diyecektim gibi böyle bazı kelime oyunları da yapabilirler diyorum. Şimdi geldik yukarıdaki sıralamada yuvarlak yani kırmızı boncuk yerine yazılabilecek kaç farklı tam sayı vardır demiş. Şimdi hemen burada eksi 5'i gördüm tamam. Bir de eksi 2'nin mutlak değerini gördüm. Mutlak değer olduğu zaman aslında eksi 2'nin sıfıra olan uzaklığıydı bu demek. Yani bu her zaman pozitif oluyordu. Şunu hatırlayalım. Hemen eksi 5 diyelim mesela. Bu 5 diye çıkar. Mesela eksi 100 diyelim. Hop mutlak değer. Bu 100 diye çıkar. Mesela eksi 86 diyelim. Hop bu 86 diye çıkar. Veya 18 diyelim. Hop yine bu 18 diye çıkar. Mesela... 1284 diyelim yine 1280 yani her zaman pozitif çıkar bu çok önemli içine giren sayı negatif olsa da pozitif çıkar mesela bu sayının mutlak değeri 2'dir bitti o zaman bizim aslında bize verilen zımbırtı kırmızı yuvarlağın kırmızı boncuğun 2 ile eksi 5 arasında olduğu değerler hmm. Kaç farklı tam sayı vardır? Ben sayı doğrusu çizerim. Bu tarz sorularda sayı doğrusu her zaman işi daha net görünür hale getirir Tonguç evladım Bey'im. Burası zaten sıfır. Burası bir. Burası iki. Burası eksi bir. Burası eksi iki. Burası eksi üç. Burası eksi dört. Burası eksi beş. Zaten bize sorduğu şey bu değerler arasında. Yani diyor ki iki ile eksi beş arasında olacak. Arasında olacak yuvarlağımız. O zaman iki ile... 2 ile -5 arasında olan sayılar -4, -3, -2, -1, 0, 1 yani 1 2 3 4 5 6 tane sayı vardır. Kaç farklı tam sayı vardır demişti bize? Cevabımızın D seçeneği olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Geldik rasyonel sayı sorularımıza. Yukarıdaki sıralamada Pembiş kare yerine aşağıdaki hangisi yazılabilir demiş. Şimdi pembiş kare ne ile ne arasındaymış? 5 bölü 12 ile 7 bölü 8 arasındaymış. 7 bölü 8'den küçük 5 bölü 12'den büyükmüş. O zaman bu ne olabilir acaba? Şimdi diyorum ki sakin olalım. Şimdi bu 12 bu 8 burada 3 var burada 6 var. Paydalar bir kere yani resmen karambol resmen böyle sirk gibi hepsi birbirinden farklı. O zaman biz bunları bir eşitleyelim. Bunları eşitlersek çok rahat sıralama yapabiliriz. Çünkü Rasyonel sayılarda sıralamada neyi öğrenmiştik? Paydalar eşitlenir. Paylar eşitse payı büyük olan daha büyüktür. Pozitif rasyonel sayılar için tabii ki. Paydalar eşitlenirse payı daha büyük olan daha büyüktür. Yani hemen şimdi bir örnek yapalım. Mesela bunların paydalarını eşitleyebilmek için bunu 2 ile genişletiyorum. Bunu 3 ile genişletiyorum. Neden? Çünkü paydaları 24'te eşitlensin diye. Ne olur? 10, 5 kere 2 10 bölü 12 kere 2 24. 10 bölü 24 etti burası. Bunun paydasını istiyorum. Işte 7 kere 3 21 bölü 8 kere 3 24 etti burası. Şimdi diyorum ki 10 bölü 24 ile 21 bölü 24 arasında olacak bir sayı bulmam gerekiyor. Yani 24 dilimli pastanın 10 dilimini almışız. 24 dilimli pastanın 21 dilimini almışız. O zaman arada 11 dilim olabilir. 12 dilim olabilir, 13 olabilir. 20 dilime kadar çıkabilir aslında 24 dilimli pasta için. O zaman ben buradaki sayı için 24 paydası olsa 11 yazabilirim, 12 yazabilirim, 13 yazabilirim. Böyle böyle gider. 20'ye kadar her şeyi yazabilirim paydasında, payına özürle. Şimdi geldik. Kare yerine yazabilecek hangisi? Şimdi bakıyorum bunların da paydaları farklı. Bir kere 21 bölü 24 yazamam. Çünkü bu 21 bölü 24 bundan küçük olmak zorunda 20 yazabilirim en fazla. O zaman seni eledim Pikachu. Şimdi geldik diğerlerine. Buraya bakıyorum. 2 ile genişlettim. Bunu 4 ile genişlettim. Bunu da 8 ile genişlettim ki hepsi paydası 24 olsun. Hemen bakıyorum. 8 kere 1. 8 hocam. Harika. Bölü 24. Ee, 6 kere pardon 5 kere 4 20 bölü 24. Burası da 22 bölü 24. Bir kere kardeşim sen 20 ve aşağısı 11'e kadar olmasın 22 bölü 24'ü de attım. Böyle bir şey olmaz. Çünkü 20'ye kadar maksimum. Burası da en aşağıda 11'e kadar. Bir kere 8 bölü 24 de olmaz. Çünkü en aşağıda 11'e kadar. Bunu da attım. Çünkü paylar aynı ya. Çok rahat artık kıyaslama yapabiliyorum. Çünkü 10 la 21 arasında olacak. Bitti bu kadar. E 20. 20 istediğim bir değer doğru 20 bölü 24 tam istediğim gibi olabiliyor cevabımız B seçeneğidir hangisi yazılabilir demiş zaten bir tane seçenek yazabiliyor Yukarıdaki sayı doğrusunda 1 ile 3 arası 8 eş parçaya ayrılmıştı demiş buna göre A ile gösterilen noktaya karşılık gelen kesir aşağı yukarı hangisidir demiş bakıyoruz şimdi diyorum ki 1 ile 3 arası var burada 8 eş parça. Bir kere 1 ile 3 arasında hangi tam sayı var evladım benim? 2 hocam. Harikasın 2 var. Peki 2 nerededir? Tam ortadadır değil mi? Yani burada bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parça varsa tam ortası. Yani 4. parça aslında 2'ye denk gelir. Burası 1, burası 2, burası 3'tür aslında. Yani eşit aralıklar olmak zorunda olduğu için. 1 ile 2 arasındaki aralıkla 2 ile 3 arasındaki aralık eşit olmalı. Şimdi ne yapmış? Bizim istediğimiz bu A sayısı aslında 2 ile 3 arasında bir rasyonel sayıymış. O zaman hemen yazıyorum 2 tam, 2 tam. Kaç parçaya bölmüşüz 2 ile 3 arasını? Sadece buraya bakalım. 1 2 3 4 parçaya. 4 de, 4 de. Kaçıncı parçasını almışız 2'den başlayarak? Birinci parçasını almışız. 2 tam 1/4. Kesrimiz, cevabımız bu. Ama şıklara bakıyorum yok. İşte testlerde böyle kıllıklar olabiliyor. Ya kardeşim ben buldum. 2 tam 1 bölü 4 cevabımız bu. Ben bunu yazılı sınavda normal e, klasik sınavda koysam bunu hoca kabul eder. Yüzde yüz puanı verir. Ama şıklarda bulamadığım zaman eyvah ne yapacağım? Hiç panik olma. Çünkü bunu tam sayılı kesir şeklinde belirlenleri bazen birleşik kesire tam tersini de yapmak gerekebilir. 2 tam 1 bölü 4, 2 kere 4, 8, bir daha 9 aslında bu 9 bölü 4'tür. Hani bu çevirmeleri yapmak gerekebilir hatta bazen 9 bölü 4 bulursun şıklarda 2 tam 1 bölü 4'ü bulabilmek için 9'u 4'e bölersin böyle. 2 kere 4, 8, hop 1 kaldı. E, 2 tam 1 bölü 4 şeklinde yazabilirsin. Dolayısıyla 9 bölü 4 cevabımızdır. B seçeneğimiz doğru cevabımız. Kaan pazartesi günü 5 bölü 6. Salı günü pazartesi gününden 1 tam 1 bölü 3 saat fazla. Çarşamba günü ise salı günden 1 bölü 2 saat. Ne bu ya Allah'ım ya Rabbim gerçekten de beynin yandı mı? Yandı hocam. Harikasın gerçekten de gerçekten beyin yakıcı bir soru. Bravo diyorum. Ee, şimdi bura diyor ki buna göre Kaan bu üç günde kaç saat çalışmıştır? Şimdi bir kere pazartesi günkü çalışma saatini biliyoruz. Oh rahatız. Şimdi pazartesi günü 5 6 saat çalışmış. Ne acayip bir saat. Neyse. Salı günü pazartesi gününden 1 tam 1 bölü 3 saat var. Bir kere bu 1 tam bir ne bu ya Allah'ım ya Rabbim. Bunu bir hemen şöyle bir e, normal klasik kese çevirelim. 1 kere 3 3 1 daha 4. 4 bölü 3 saat daha fazla çalışmıştı diyorum. Tamam. Sonra diyor ki çarşamba günü salı gününden 1 2 saat. Şimdi Şimdi bu kesirler şunlar. 5 bölü 6 var. 4 bölü 3 var. 1 bölü 2 var. Şimdi ben bunlara bakınca da diyorum ki ya kardeşim bunları kolay topla çıkar fazla az bilmem ne ıvır zıvır yapmak için bir kere benim bütün paydalarını işlemem gerekiyor. Çünkü kesirlerde toplama çıkarma yapabilmek için ne yapmamız gerekiyordu? Payda işlemek gerekiyor hocam. Harikasın payda işlemek. Payda işleme yapmam gerekiyor. O zaman bir payda işleme yapalım. Hemen şunları bir yazalım bakalım. 5 bölü 6. Ondan sonra 4 bölü 3 vardı ve 1 bölü 2 vardı. Bunların paydalarını kaçta eşitlerim zaman bunu 2 ile genişletiyorum. Bunu 3 ile genişletiyorum. O zaman ne oluyor? Burası 8 bölü 6 oluyor. Bu 3 bölü 6 oluyor. Bu da 5 bölü 6 idi. O zaman 8 bölü 6, 3 bölü 6, 5. Şimdi soruyu tekrar okuyalım. Soruyu tekrar okuyalım. Kaan pazartesi günü 5 bölü 6 saat. Salı günü pazartesi gününden 4 bölü 3 saat fazla. Yani 8 bölü 6 saat fazla. E sonra çarşamba günü ise salı gününden 1 bölü 2 saat. Yani 3 bölü 6 saat daha az çalışmıştır diyor. Şimdi bütün paydalar aynı ya. O yüzden ben çok enteresan bir kural size söyleyeceğim. O da çok basit aslında. Paydaları kale almayalım. Paydaları hiç kale almayalım. Yani pazartesi günü yazıyorum. Pazartesi. Ee, beş saat çalıştır. Tamam süper. Salı günü pazartesi gününden sekiz saat fazla. Hiç altıyı görmüyorum. O zaman salı günü kaç saat çalışmıştır? Beşten sekiz saat fazla çalıştıysa kaç saat? On üç saat hocam. Harika on üç saat çalışmıştır. Çarşamba günü de diyor ki çarşamba günü de diyor ki salı gününden yani on üç saatten üç saat altıyı görmüyorum bile saat daha az çalışmıştır. O zaman on üçten üç saat daha az on saat. Bize ne soruyor bu üç günde kaç saat çalışmıştır hepsini topla 5 13 18 e sonrasında 10 daha 28 28 saat ders çalışmıştır ama ben ne demiştim en başta altıları görmeyelim demiştim ya şimdi görmemiz gerekiyor. Adam sıçıklar da verecek bize. Dolayısıyla 28 bölü 6 saat çalışmıştır. Aslında bu kadar basit. Yani ben aslında bunu e buna işte 5 bölü 6'ya 8 bölü 6 ekleyecektim. 13 bölü 6 olacaktı. 13 bölü 6'dan 3 bölü 6 çıkartacaktım. 10 bölü 6 olacaktı. Hepsinin zaten aslında 6'sı vardı altında. Ama zaten paydaları aynıysa üstler toplanır çıkarttığı ilkesinden yazmama gerek yoktu. 28 bölü 6'yı da en sonunda şşş, cevabı bulduktan sonra yani işlemleri kolaylaştırdıktan sonra tekrar yerine koydum ve sonra şimdi 3 günde kaç saat çalışmışlar 28 bölü 6 var mı ışıklarda tabi ki yok tabi ki, ki yok çünkü adam bize diyor ki birazcık daha uğraş kardeşim diyor hemen 28'i e 6'ya bölüyorum 6 kere 4 24 hop ee, burası 4 kaldı o zaman 4 tam 4 bölü 6 bu tam kısmı bu pay kısmı bu da payda kısmı 4 tam 4 bölü 6 bakıyorum ışıklara ya yine yok çünkü sadeleştirme yapmamız daha gerekiyor. Bir tane daha sadeleştirme. 2 ile sadeleştirdiğimiz zaman her iki tarafı da 4 2 bölü 3 şeklinde 4 tam 2 bölü 3 cevabımız C seçeneğini bulabiliriz. İstersem sadeleştirmeyi daha önce de yapabilirim. Bunu bunu da sadeleştirebilirdim. Yani 14 bölü 3'ten de aynı şekilde aynı sonuca ulaşabilirim. Hiç farkı yok. Cevabımız C seçeneğidir diyoruz. Uzunluğu 2 tam 1 bölü 2 metre olan bir telin bir ucundan 3 bölü 4 metre diğer ucundan 5 bölü 8 metrelik bir parça kesilip kullanılıyor. Buna göre kalan parçanın uzunluğu kaç metre demiş. Şimdi yine aynı metodu kullanacağım. Yine basit bir metot ama öncesinde eğer tam sayılı kesir varsa eğer paydalar eşit değilse bunların hepsini bir eşitlemek gerekiyor. Hepsini bir bileşik kese çevirmek gerekiyor. Hemen yapalım. 2 tam 1 bölü 2'ye kıl oldum. Hemen diyorum ki 2 kere 2 4 bir daha 5. 5 bölü 2'dir bu aslında. Yani ben artık seni tanımıyorum. 5 bölü 2 metresin sen. Bu 3 bölü 4 bu 5 bölü 8 paydaları eşitlemem gerekiyor. Çünkü paydaları eşitlenirse kolaylıkla toplanıp çıkartılabilirdi. Hemen yapıyorum. Paydaları eşitlebilmek için bunu hepsini 8'de eşitleyebiliriz. Bunu 2 ile genişlettim. Bunu ile genişlettim. Bu zaten aynı kalsın. Hemen yapalım bakalım. 5 kere 4 20 bölü 8. E, 2 kere 3 6 bölü 8. Şimdi 20 bölü 8 6 bölü 8. Hop. E, buraya bakıyorum 5 bölü 8 zaten. Bu da 5 bölü 8. Bunu da kırmızı yazayım ki. Şimdi artık bunlarla hiçbir işim yok. Bunlar işi. Hatta hatta bütün paylar eşitlendiği için şimdilik sadece 6'ya sadece 5'e sadece 20'ye odaklanalım. Hadi bakalım tekrar ok soruyu okuyalım. Uzunluğu 20 metre olan bir telin ee, bir ucundan e, 6 metre kesiliyor, diğer ucundan 5 metre kesiliyor. Buna göre kalan parçasının uzunluğu, o zaman 20'den 6'yı çıkardım, bir de 5'i çıkardım, 20'den 11'i çıkardım yani 9 metre. Ama altında tabii ki 8'i artık cevabı bulduktan sonra koymak zorundayım. 9 bölü 8 metre kalan parça vardır. Cevabımızın B seçeneği olduğunu net bir şekilde bulabiliyoruz. Arkadaşlar şimdi ilk defa gerçekten de çok enteresan matematik dersimizde test sınavıyla Türkiye geneli bir test sınavıyla muhatap oluyoruz. Gerçekten çok olağanüstü bir olay. İnşallah hepiniz süper sonuçlar alırsınız. Burada... Tabii Acayip bir sistem oluyor çünkü Türkiye genelinde herkes aynı sınava giriyor 6. sınıflarda bu enteresan bir şey mutlaka mutlaka çalışmamızı ihmal etmeyelim mutlaka yazılı notlarından çalışmamızı ihmal etmeyelim tüm derslerden MEP ortak sınav denemeli yani şu anda gireceğiniz Türkiye geneli sınavı gibi sınavlarımız var buradan kendi... Ee, ...kaç tane doğru yapıyorsunuz, kaç tane yanlış yapıyorsunuz... ...lütfen TATS uygulamasından kendinizi deneyin. Bunlar e, hemen matematik kısmına girdiğimiz zaman... ...bu kitabın matematik kısmına girdiğimiz zaman... ...kitaplarımızı biliyorsunuz TATS uygulamasından aktif edebiliyoruz. Aktif ettikten sonra şuradaki kodu kazıyarak bunu aktif ediyoruz bu arada. Bu kodu TATS uygulamasında... E, ...kitap aktivasyonu bölümüne yazdığımız zaman... ...bu kitap aktif oluyor. İçindeki MEB ortak sınav denemeleri mutlaka çözün. Bu kitaba girdiğiniz zaman matematik kısmında ve buradaki sınavı da yaptığınız zaman inşallah süper notlar alacaksınız. Bu yazılı provasında çok güzel anladınız. İnşallah sınavlarda sınavda en iyi not alacaksınız diyoruz. Kendinize güvenin kendinize inanın. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yapın yorumlara yollayın bakalım.